Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak günümüzü, gecemizi mübarek eylesin. İşlediğimiz günahları hakikattan avlanmasına, ortaya çıkmasına mani eylemesin inşallah. İşlediğimiz günahlar hakikatların haklanmasına, tahakkukuna vesile yani engel vesile olmasın. Dima 220. 201 ve vicdan 45, 25, 25. 25. Şimdi size bir şeyle başlamak istiyorum. Odunu görüyorsunuz bu odunu. Şu başka bir şey anlatacağım. Şimdi de spor göstereceğim. Odun kafa gibi aynı bundan hiçbir farkı yok. Yani intikal edin yani bu odun buysa nutka gelip, düşünen, hissedip, fark eden insan ne olur? Bakın odun meyve veriyor, odun. Şimdi nutka gelen, fikir üreten, his üreten, yokluktan varlığa mazhar olan, vesile olan, ne demek o? İçsel alemde varı yok edip yoku var eden bir insan, böyle bir ayna, Allah'ın aynası insan. Yani olmayan hayali hayal edebiliyor. Olmayan fikri var edebiliyor. Allah'ın izniyle. Ölüyü diriltmeye Allah'ın izniyle İsa Aleyhisselam ve Geylan Hazretleri vesile olduğu gibi yani halk Halk ismine, Halik ismine insan en cami mazar. Yoku var ediyor. Yoku var etmek Allah'a mahsus. Mucize de Allah'ın ama Allah müsaade etti. Gene Allah'ın fiili. E, eylemsel değil de içsel alemde yoku var ediyoruz. Yok. Şimdi bu oduna bakar mısınız? Oduna. Ama Şimdi bu, bunun içine bunları koymuş. Aynı bu. Ne, yani odun böyle olursa hiç alakası var mı? Şuraya bak. Usta zaten ateş gibi bir e, dima diyor. Başka bir yerde ateş gibi bir e, fikir diyor. Ateş bari bir fikir. Yani bakın şunu koymuş. Teknoloji olarak düşün. Yani en şey, e, hayat mertebesinin en düşüğü. Nedir o? Nebat hayatı. Hayat mertebelerinin en düşüğü. Bu olursa, bunu koyarsa, şimdi ben bunu kapatıyorum. Bu odun misalini koyun. Diyor ki, et ve kemik olan vücuda hayatı. Buraya bakıyorsunuz. Et ve kemiğe hayatı. Hayatın içerisine, hayatın içerisine hayal. Bak, plak misali vardı plak. Plan içerisine sesi koymuş. Yani insana koydurtmuş. Acaba o e, o misal burada mı? Bak bir de onu göstereyim. E, ne dersiydi? Ne diyecektik ona? Gramofon diye bir şey var mı burada? Bak bakayım. Ha. Bak taştır şu. Şu taştır. bu taş ses taşa benziyor mu? İlk önce taştı. Sonra plastik yaptılar. Sonra plastik yaptılar. Sonra kauçuk yaptılar. Kauçuk DVD. DVD kauçuk yaptılar. Sonra flash belleği de kumdan yaptılar. İsviçre'de bunu anlattı bana. Bak şimdi. Şimdi bu plak. Hiç hayatında plak dinlemeye. Bunda ne var deyince bu hatırına gelir mi? Bak bu kovçuk. Bunun içine film. Görüyor musun bunu koydu. Buna bak. Bu filmleri koydu vesaire. Şimdi Allah'ın yaptığı sanat. Öyle bir sanat ki sanat yaptırıyor sanatına sanat yaptırıyor. Vicdan ya bugün bak şimdi. Işte. Bu taşa yaptığı sanat insanoğlu pila hiç alakasız olan sesi yüklerse taşın içine ses. Sesin içerisine mana. Mananın içerisine fikir, his, hayal. Onların içerisine duygu. Daha içerisine latife. Daha içerisine benlik ve şuurkanlık. Yani şuurdanlık. Ben. Ben varım. imandan da öncedir bu. Yani onun farkındalığının ifadesidir iman. Ben varım. Bak bu var. Varlığını bilmiyor. Ben varım diye bilmek. Doğdum, öleceğim. En harika bir mucize. Ben varım. Ben insanım. Bunu şuna kıyas ediyorum anlamak için. Musa aleyhisselam demiş ki Ya Rabbi kulların diyor ki bak vahid kıyas yapın. Ee, Rabbin kimdir? Ya Rab sen kimsin? Ne diyeyim? Hem ben ne, sen kimsin bileyim hem ne diyeyim? Allah, Allah dedi ki Kur'an'da en Allah ayetin parçası bu. Ben Allah'ım. Şimdi Allah, Allah olduğunu biliyor. Biliyor değil mi? Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşünün. Şu hayal edebiliyor musunuz? Ben Allah'ım diyen bir zat. Ben Allah'ım diye bilmek. Bunun keyfini tadın ya. Keyfini bak. Allah yani Rabbimiz öyle. Allah olduğunu biliyor. Ha? İn aşağıya. Bütün kainat benim nurumdan yaratıldı. Ben kainatın çekirdeğiyim. Sonuç itibariyle meyvesiyim. insanım, peygamberim. Yani peygamber peygamber olduğunu bilmekten ve peygambere has ve mahsus olan lezzeti mukaddesesini düşün. İn aşağıya. Ben insanım. Ben insan olduğumu bilmekten ve bana herkese has olan insan olmanın lezzeti mukaddesesini neyle bilir? Farkındalığı kadar bilir. Ben varım bak. Bu tanımlıyorum benimle. Bu tahta, bu kitap, bu defter. Ben gömlek değilim. Atlet değilim. Vücut değilim. Hayat değilim okuyacağım. Hayat değilim. Ben e, fikir değilim. Ben his değilim vicdan. Ben duygu değilim kalp. Ben latife değilim ruh. Ben olan ben. Bunu bilmek işte arkadaşlar cennete gitmek için değil. Cennete gidecek zaten Allah koyacak kullarını. Cenabı koyacak. Vema Rabbi bizelamine illaabit. Rabbin kulların üzerine zalim değil. Allah koyacak. Bu değil yani ama. Oradan geldik zaten. Bu süreci fark etmek. İşte ben insanım, insan olduğumu bilmekten ve insana mahsus olan, farkındalığımız kadar herkesi imtiyazlaştıran e, lezzeti mukaddesi var. Ben insanım. İşte diyor ki et ve kemiğe hayatı. Et ve kemikte hiç alakasız plaktaki sesi hayalet, odundaki nuru hayalet, Odun. Odun onu koymuş. Bak abiler. Odundan çıkan meyve. Bundan çıkan fikir, his, latife, duygu, fikir, mana, kainatta olmayan şirk, küfür ve kainatın arkasına geçen halet-i Bak bu odunla kıyas et. İşte bunun içerisine bununla hiç alakası olmayan hayat. Hayatın içerisine hiç alakasız, hayatla alakası yok. Daha derin hayal, fikir, düşünce, malumat, zan ve itikat. Tamam. Bunların da arkasına, bunların içine de vicdani hissiyat. Daha da bunların arkasına kalpteki duygular ve iman. Kalpteki hissiyat ve arkalarında da şunat zatiyelerin bizdeki kalpte dağ arkasında ne koymuş? Dağ arkasında kalpte duygu. Başka ne koymuş? İman. Kalpte ne var bir de? Latife insaniye var. İnsanın insan olduğunu bilme mekanizması orası. Kalpte bir şey var. Vicdanda ne vardır? Latife-i Rabbaniye. Allah müşahede ediyor. Vazifesi o. Kalpteki latife insaniyenin vazifesi nedir? Ben insanım diye bilmek. Bunu Barla da söylüyor bir daha. Lati, e, vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbani ya. Latife-i Rabbani'nin vazifesi neydi? Müşahedetullah. Evet. Kalpteki de latife-i insaniyenin vazifesi, latife-i insaniyenin vazifesi, fark işte biraz önce anlattım o süre ben Allah'ım diyebilmekten hasıl olan lezzet-i mukaddesi. Ben peygamber diyebiliyor. Ben insanım diyen sistem o. Kaptaki latife insaniye. İnsan olmaktan ve insana mahsus olan zil, lezzet-i mukaddesesi. Orası latife insaniye. Şimdi onun arkasına da... Bir üçüncü şuur var mı abi? Yok. Değil mi? yok. Mesela e, şeyde yeni buldum. Birinci şuur var. ikinci şuur var. Birinci his, ikinci his. Birinci his yok. Kuvaymış o. Kuva. Kuvayı aklıya. Enerji, güç. Onun Türkçesini bulamadım. Kuva. Yani enerji ve güç. Mesela kuvayı aklıya. Yani düşünceler kendisi güçtür. Şeyde ise vicdanda his var. Hisler vicdanda. Ama kendisini dimada ifade edebilir. Bizi yanıltan şuydu. Dimada gözüken hisleri mustakil vicdandan farklı bir his zannediyorduk. Dil. Dimada kuva var. Ener bağ var. Güç var. Kuvvet var. Kuvayı i Kuvve-i gadabiye. Kuvve bu. Güçtür. Sonuçtur. His bağdır. His. Vicdanda. İşte toparlıyorum. Et ve kemikte hayat. Hayatta hayal, fikir, düşünce, malumat, zan, şiir, küfür, itikat koymuş. Bunların arkasına daha derinlerine vicdan hissiyat. Daha arkasına duygu ve iman. Kalp. Daha bunun arkasına şey, ruh denmiş. Latifi, latifeler. Şefkat, muhabbet, ee, surur, sevk. şevk, ee, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Mukaddeseler Allah'a ait. Ee, mastarlar bize ait. Şefkat bizde. Şefkat mukaddesi onda. Bir şey sorabilir miyim? Vicdandaki latife-i Rabbaniye ile e, Rabbimizi müşahede ediyoruz. Vicdandaki. Ee, evet saltteki latife insani ile de eee Rabbül mi e, müşahede ediyoruz onu. Muşahede, e, müşahede nasıl dersen e, ona götürüyor gibi ama yani onu farkındalığı zaten latife-i iştevi iş işlevi ben insanım diye bilmek. O işleme nispetinde insan olduğunu bilir. Yoksa Avrupa filozofları gibi mücadele eden hayvandır, düşünen hayvandır, gaye yürüten hayvandır vesaire. Sonunda hayvan et demiş ya. yani hayvan derken hakkını yemeyeyim yani normal hayvan dememiş. Canlıdır. Düşünen canlıdır. Fikir üreten canlıdır. Yani öyle basit adam değil yani bunlar. Ama sonunda öyle demek zorunda kaldı. Latife insani çalışsa o insan tarifi var ya 208 emir şeyde şu İnsan kainat Kur'an'ının ayeti i kübrası veya ayet-i kürsisi. Tamam çekirdeği astisi, ruznamesi, halitayı, haritası, ruzname, takvimi gibi. İşte latifeyi insaniye ben insanım diyebilmesi için yani halik'i şey yapması lazım, müşahede etmesi lazım. Farkındalık nasıl olacak, nereye nispet edecek? Şöyle, bu defterdir. Nereden söyledim? Bu değildir. Mesela dere gösteriyorum. Bu nedir? Güneş değildir. İzah mı yani bu? Deriyi ne olduğunu güneşte. Deriyi gösteriyorum. Bu nedir diyorum? Taş değildir. Çünkü dünyanın içerisindeki her şey nisbidir. orada kıyas edilir. Nispet edilir. itibarla içeriye alınır. Ama latife insaniye kendisini tanımlamak, kendi farkındalığını arttırmak için artık eflakla, eşya ile, kainatla alakası yok latife insaniyenin. Kainatın haritası zaten. latife insaniye kainatın içerikleriyle şeceri içerikleriyle işi yok. Latife-i Rabbaniye kainatla, latife insaniye şeceri hilkatle. Osman olsa yazardı. Latife-i Rabbaniye kainatla, latife insaniye şeceri hilkatle yani o insan insan olmanın insan olduğunun farkındalığı Furkan oluşu Furkandır o canlı Furkandır o o canlı enel natıkıl Kur'an dedi Hazreti Ali orası o kendisini kainatla değil kendini şeceri hikatle o artık e, kabu kafsein makamında artık kendisini dediğin gibi rabul aleminle mi çünkü latife insani rabbini müşahede ediyor. Rabul alemin değil. Latife insani dedim. Latife rabbaniye. E, latife insani Allahu alem o gözüküyor ama öyle bir tanım hatırlatma gelmemişti. Ders dinleyince ciddi oluyor işte. İmalat oluyor. Allah hepimize sen vasıtasıyla istifade ettirir. Evet ben şimdi istifade ettim. Latife insani rabul alemin latife rabbaniye. Rabbini. Çok acayip zaten e, içinde dolaşıyorsun, kıvranıyorsun ama tanımlayamıyorsun. Sonra e, dedi ki et kemikten girdik girdik. Ruhta latifeler var. Şefkat, muhabbet, şefk, surur vs. Daha arkasında e, her şey sahiplenen, kendisiyle anlamlandıran ene. Ama kendisi yok. Ben, ben en Allah. Onun için o misali verdim. Ya Rab sen kimsin dedikleri zaman Musa Aleyhisselam en Allah işte o ne de ben insanım. Nın arkası. Bunun da arkası. O da verilmiş birisine diyor usta. Abi, özür dilerim. Biraz uzaklaşacak söyleyecektim ama dağılacak. Latife-i Rabaniye kainat dediniz de. Latife-i insaniyede şecere-i kat diyorsunuz. Şöyle desek acaba olabilir miyim? Latife-i sıfatlara Latife-i İnsaniye zata, zat'a bakar diye. Olur ha. Çünkü bir ira, irade var yani biliyorsunuz. Hı hı. E i̇rade... Subuti sıfatlara evet. Kainata. Evet. Oluyor abi. Ama nasıl çözülüyor değil mi Mehmet kardeş? Evet. Nasıl böyle tıkır tıkır iniyor böyle? Bir tanımlamaya geliyor bak. Ayna gibi geliyor. Külliyattaki okum, okumalarımız. Bak şablon. Gaye ne biliyor musun bu mesela? Bugün varız yarın yok. Ben size en büyük e, nimet şu olacak. Yani Risale'nin 50 defa da okusan yani o ülfet kurtulaması kurtulamazsın. Mümkün değil. Ustadın okuma yöntemini yakalamadıkça ülfet belasını çıkmıyor. Nedir o? Yani yöntemle, Kur'an'la, sistemle, şablonla, ölçülerle anlamlandırılırsan şu şurasıdır, şurada şurasıdır. Latife insaniye, latife Rabbaniye, kalptir, ruhtur. Peki bunu bildin. Bu değil ki sonuç. Bunu bilmekten hasıl olan ama buraya benzemeyen halet rüyeler oluşuyor. Bu ülfeti bu kırıyor. halet rüye bu. Mesela Latife-i Rabbaniye Rabbini. E ne oldu bildiğinde? Değil işte. Latife-i Rabbaniye. Rabbini, Rab, latife insaniye, Rabul Alemini. Fakat onu bilmekten, çünkü ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Vücut haricisi vardır ilmin. İlim kuru bir malumat, onun adı düşüncedir, fikirdir, bilgidir. Mertebeleri var. Fakat ilim onu tard eder, eylemseldir. Çek, çık dışarı, çık dışarı bak. Bak ilim onu tard eder, kovuyor, eylemdir. Çıkar mısın? Bilgidir. Tard eder, çık dışarı, çık dışarı yap. İtiyor ya bak ilim onu tard eder, eylemseldir. Cehil onu davet eder. Yani ilim burada neyi tard eder dediğine göre canlıdır, şuurludur, şuurludur. Vücudu haricisi vardır. Kendisi şuurludur kendisi kendisine. Çünkü subutu sıfattaki sıfatlar hayatsız olur mu? Topraktan, ölü topraktan hayat çıkacak subutu sıfattaki ilim cansız malumat olacak. Böyle bir şey olur. İnsan aklı hafızalası almıyor. Ha ilim canlıdır. İşte latife insaniye ben insanım <laughs> diyendir. Ben insanım demekten hasıl olan ve ona has olan buna yok. Ona has olan bir lezzeti mukaddesesi var. Ben insanım. Bu yani. Ee, şi, a, mukaddesenin lezzeti evet lezzeti var lezzeti lezzet, mukaddesi Allah'a ait lezzeti bize ait şimdi bu ülfeti nasıl kırıyor bu bilgiler bu tefekkürü şeyler malzemedir bunu bilmekten beraber geliyor bu ilim şey için söyledim bunu bildin mi kendisi esintisiyle beraber geliyor bakın rüzgar geliyor ama e, nemi de getiriyor yani nem geldi ee, yağmur geldi. Rüzgarsız düşünebilir misin? Bu ben insanım bilgisi geldi, ilmi geldi. Haletsiz olur mu? Olmaz. Haletiyle geliyor. Onu kastettim yani. Haleti ruhiye e, ruhtadır. Ruhta ne var? Şefkat. Bak şefkat. ilim midir şefkat? Şu, e, usulden gideyim. Soğan kabuğu gibi. Esma diş kabuğu. Gir içeriye sıfat. Gir içeriye şuunat. Gir içeriye mahiyet. Şimdi Beraber gidelim. Esma'da alim. Sıfıtı sıfatta ilim. Zatı sıfatta ilim var mı? Yok. Şimdi bak şefkat, muhabbet, aşk. Ee bak nerede? Bak alim. Sıfıtı sıfatta ilim. Zatı sıfatta kıdem, beka, vatanet. Orada ilim yok. Şunatı zatıda şefkat. Şefkat-ı mukaddese, Muhabbet-i münezze. Hüsna, hulusi abin dediği gibi. İlim süreçtir yani böyle tanımlayamadı, tanımlamadı ama ilim sonuç değildir. Kafirde de ilim var. Ha, ama şefkat bak ilimde ne kadar yukarıda. Muhabbet ne kadar yukarıda. Eğer ilim bunları doğursaydı her alim sahibinde bunları olurdu. Şefkat, muhabbet, surur, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar, kardeşiyle iftihar etmek. Onun için İlmin sonucu muhabbettir denmiş. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. İlim değildir. İlim aşağılarda. Peki bunlar neyi demek istiyorum? Yani yağmur rüzgarsız olamayacağı gibi o ilim de haletsiz olmaz. Haletle geliyor. Yağmur ilimdir. Halet onu getiren rüzgardır. İşte bu muzakere derslerde İlim alırken o haz duyduğumuz ilmin kendisi değil, onun tanımlandığı mekansız mekanı olan halettir. Halet de ne yapar? Niye zevk alıyoruz bu şeyler, bu derslere tefekkür? Tefekkür de ne zevk alıyor? Zihinde mekan açılmanın alametidir. Şöyle bir misal vereyim. Yeni e, dişi çıkan çocuğun ağlar. Osmanlı ağlar değil mi İrfan? Dişi. Sebebi mekan açılıyor yırtıyor. Tefekkür işte böyledir. Yırtıyor. İlk önce zordur. Tefekkür için bunlar. Fakat sonucunda da baklavayı çiğnemektir. Yani tefekkür zihinde mekan açmaktır. Bunlarla zihinde mekan açıyoruz ilimle. Ama yağmuru rüzgar getiriyor ama rüzgarı gören yok. Yağmuru gören var. İlmi, ilmi getiren de haletürüye O gelen bu tefekkürle zihinde mekan açılıyor. Fakat ruhta haz oluyor. Huz, haz. Haz olunca ruhta da huzur oluyor. Şimdi bu ısınma şuradan bir yerde okumak istiyorum. Ondan sonra e, diye psikoloji manasında Hasan abi, şimdi, mikrofonu ben şimdi açtım. Şimdi bunların konuşması biraz şeye geçmedi, kıymete geçmedi. Şimdi ben konuşacağım. <laughs> <alacağım>, Sesim güzel <laughs> çıkıyor. Şimdi ben de şunu söylemek isterim Hasan abi. Abi. Şimdi e, 24. sözde o yedi şeyi sayıyor ya abi. Şefkat e, muhabbet muhabbet vesaire. Sürü evet onlar. Yani hepsini aslında tek tek saymak istiyorum çünkü burada münezzeh olan sadece muhabbet. Yani aslında bu iki başlık var Hasan abi. Şefkat ve muhabbet var. Diğerleri bunların e, bakın mütememleri diyoruz. Evet evet yani şefkat Hasan abi mukaddestir zata bakıyor. Ee, muhabbet münezzehtir. Mahlukatla birlikte kıymet alıyor. Bu ikisinin cemi insan yani vicdan ve kalpte oluyor. Az önce söylediğiniz Rabbaniye Bunların cem olması kemale ulaşması oluyor. Bunların Allah'taki karşılıkları mukaddes. insanda da karşılığı var. Bu belki münezzehtir abi diye. Şimdi şu <laughs> ustad o yedi tane salihte yürüyorum. Onlara sorul, şefk, lezzet, mukaddes denilmişse o öyledir artık. Evet, Mustakil vücutları var. Ben farklısını söylemiyorum ama. Ya, ya onun iki Esin tane. Mahlukatla, ha. mahlukatın varlığına dayandığına. Ha ha o doğru. Evet. O doğru. O doğru. Yani o iki tane var diğerleri e, onu e, muhtemimleridir demek istediğini zannettim de. Ama, ama Hayır. Parça, biraz da öyle dedim artık. Şu iki tanesi onun bir kere kesin. Merkezi de de. Evet, şöyle değil. Şöyle söyleyeyim abi. Diyor ki mahlukatının istidatlarını kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neşet eden diyor. Evet. E, memnuniyet ve iftihar diyor. Yani bu benim vicdanımdakileri... Daha dışarıda. Şöyle düşün bak abi. Ruhu koy pergeli. Dışarı çık kalp. Dışarı çık vicdan. Dışarı çık akıl. Akılsız ne kalp kalır ne ruh kalır. Hiçbir şey hayvanlarda. Yani evet ruhunu cam, cem etmiştir ama aklın ruhtan farklı müstakil bir vücudu var. Yani onun içerisinde o müdürlüğün müdürlüğe bağlı o şeyi fakat akıl müstakil bir cevher. Ama onun emrine verilmiş. Onun emrine ve müdürlüğe bağlı müstakil. Mesela aklı olmayanın dini yoktur. Dini yoksa düşünmesi yok hiçbir şey. Ha, akıl yani, müstakil. En dış çemberde akıl. Merkezde ruh. Çık dışarı kalp, çık dışarı vicdan, çık dışarı akıl. Ama akılsız hiçbirisi, hiçbirisi yok. Yani e, hakikat inkışafatları merkez mesela. Şefkat-ı mukaddes. El merkezde. Mabet münezzeh. ama yani dışa vurdu diye e, onu kapsar ille değil yani. Yani Keyfiyetini tam da bilmiyorum ama... Yani dışa vuruşu gayrı olmuyor mu abi? Yani dışa vuruşu derken onun dışa vuruşu değil yani. Şefkatin dışa vuruşu, şefkat muhabbet değil yani. Daha dış çember diyoruz. Hmm. Mesela ruh en merkezde. Çık dışarıya, kap diyoruz. Yani ruhtan çıkmış anlamında değil yani. Hmm. Hmm. Başka bir şey yani. Mesela... Kainatın haritası kalp iken, şecere hınkatın haritası ruhtur. Ama akıl müstakil bir zatı bir cever. seni gibi bir şey yaratmadım diye hadisi de ona hitap ediyor. Çok tuhaf yani. Yani mesela şefkati merkeze koyduk da patladı. Mesela mesela etin içinde çocuğun diş var. İçinde ama. Ama biliriz ki içindeki kalsiyum olan kemik yani diş ete benzemiyor. Kapsa kapsadığı gibi et onu kapsadı, örttü diye diş ondan basit değil. Bazen o çıkıyor. Bak diş et aşağıda kalıyor, diş yukarıda. Lef-i da öyle. E, kalbin bir ayağı ama e, şey de söylüyor biliyor musun? Mesnevi de çok acayiptir. E, diyor ki pergelini zarfa koyarsan, zarf mektup mazruftur. Eğer diyor bu mektubu niye yazdın? Zarf bu sistem ne? Bu sistem ne çalıştı? Zarf mazruf. İçindeki mana. Manaya pergelini koyarsan yani bunları hareketlendiren hep mektuptaki meram anlatmak yazı. O zaman o zarf olur. Zarf da mazruf olur. Yani e, bu kainat niye yaratıldı? Ağaç niye yapıldı? Meyvesi için çekirdek zarf olursa mazrufu omanın dışarıda. Eee anlatabildim mi? Yani mesela diyelim ki mektubu niye yazar? Yani bu zarf niye var? Adres var, kalem çalışmış, zarf var, konmuş. Bu kadar teknolojiyle postacı getir İçinde Meram anlatmak. İçindeki mektuptan dolayı bu faaliyet var. O zaman zahire bakarsan zarf zarftır, mektup mazruftur, içine konulandır. Ama bunlar bu sistemi hareketlendiren pergeli koyarsak o mazrufa yani mektuba mektup zarf olur. Zarf da zarf olur. Şey, sizin bu şu misalleriniz çok hoşuma gidiyor bu konuda. Belki hmm. ek olur. Öfke benim içimde <laughs> ama dışa çıktığı zaman ben öfkenin içindeyim. Evet içineyim. bitti. Zannediyorsun ki ben onu kapsıyorum. Yani bende konmuştur diye ben ondan kapsayıcı değilim. Hmm. Hepsi müstakil. Acayip ya. Gaddafi, Merhamet, Şefkat. E, şey, irade zihin his irade Mesela irade. İradeyi bilmiyoruz ha. Vicdanı çalıştıktan sonra ilk hedefimiz zihine çalıştık. Kainatın haritası. İradeyi bilmiyoruz. Öyle basit bir şey diyoruz ya. Mesela bir parçasını size söyleyeyim. Çünkü bak irade niçin bilmiyoruzu ben size şey yapayım. Bak iradeyi çalışacağız. Eee. Garbi'nise gidecek. Nerede bakayım? İlim, metafizik. Ee, o zaman şurada mıdır? Yani ilmi biz ihtiyar olarak söylüyoruz hep. Tercih mekanizması. Ama biraz böyle biraz şey verdik hakkını. İçsel tercih. Ötelerin tercihi. Burada ifade ediliyor ihtiyarla. İradeyi iht irade diyorum. Ama ee, bak şimdi irade ne kadar güçlü olursa o kadar psikolojiler sağlam olurlar. Ee, burası değil. E, ee, yani irade irade hakkında bir şey bir cümle yazdım bir cümle. Yani biz iradeyi tercih diyerek zulm ediyoruz yani. İçsel tercih ama süf o kadar değil. Bakayım nerede? Ee, asır yazmış, inanç yazmış, korku. E, ee, irade Acaba burada mı ya? Bir daha bakayım da. Şurada Firiste'de yazmış mıyım? Psikoloji vahi e, ee, takıntı vehim vav mim harfleri vav he mim harflerini yazmışım. Vehim yazan ee, dialetik, bilim, ilim, fizik, e, diyalektik bilim fizik kıyas. Neyse şuradaki irade olabilir mi? Zannetmiyorum ama buradaki irade mi diye ben size şey yapayım. Şuradakini okuyayım da. Vahiy ne kadar şey irade ne kadar güçlü olursa o kadar psikoloji sağlam olur. Başarılı insanların ortak özellikleri iradelerinin güçlü olmalarındandır. İrade de disiplinli olmakla gelişir. İrade mecbur olduğum değil. Duyguların bütün bütünlerin e, duygularını bütünlemekten kaynaklanıyor duyguları bütünleyendir. Ee, şey şeyse, ihtiyar ise fikirleri bütünleyendir. Kendine söz geçirebilme özelliğine sahip irade kendisi kendisine, hazlarını erteleyebilmeye ma malik, makineye, makinayla dağlara, taşlara, denizlere ve semalara söz geçirebiliyor insan ama kendine söz geçiremiyor insan. Aletlerle dağlara taşlara tünel açıyor, e, yol yapıyor kendisine. Fakat kendisinden kendisine yol yapamıyor. Düşüncelerini kontrol edebilmek için kaynaklarını kontrol etmen gerekiyor. Yani maddeyi kontrol edemezsen, ondan kokusunun değiştiren, değiştirmesini bekleme bir daha. Maddeyi kontrol edemezsen, ondan Maddede kokusunun değiştirmesini bekleme. Kokuyu değiştiremezsin. Yani ma, bu madde bu kokar. O maddeyi değiştiremezsen kokusunu da değiştiremezsin. İnsan iradesini yani beynini, dimağını, bedenini ve sosyal çevresini kontrol edebildiği kadar iradesine hakim olur. İnsan beynini, dimağını, bedenini sosyal çevresini kontrol edebildiği kadar iradesine hakim olur. İradeyi ne kadar kullanırsan o kadar güçlü olur. Kaslar gibi hareket yaptıkça kendimizi gün, günlük hayatta zorlamalı, yani iradeli şeyler gelişmiyor. Günlük hayatta irade gelişsin diye zorlamalı, sıkıştırmalı, disiplininden taviz vermemeli. Kalktığın zaman yatağını banyonu, tuvaletini, vücut temizliğini evinde tek dahi kalsan bugün tatil, cumartesi, pazar diye normal gününde kalkmalı. Disiplinden taviz vermeli. Bu kasların antrenman yapıp elin geliştiği gibi iradi gelişiyor. İhtiyar ödülle ödülle alabilir. Ama irade hani ihtiyar şu bunu yap yemeği pişir et yiyeceksin. Bu irade yapıyor. Fakat e, şey, ihtiyar yapıyor bunu. İrade böyle değil. Bir de okuyun bakayım. Ee, i̇htiyar ödülle olabilir ama irade uzun vadeli çalışır. Uzun vade zamanı içine alandır. İrade zamanı içine alıyor. Zamana aşkın olduğu için zamana hükmedebiliyor. Zamanı çok ilginç gideceksiniz. Zaman iraden içinde çalışır ve herkeste farklı çalışır. Zaman şuurludur. Değer esması olduğundan şuurludur, canlıdır. Ee, ve kendisine ait has akıl vardır. Bilim insanı der ki kasların bile aklı vardır. O daha önce kaldırdığını tanır diyor. Ee, i̇radenin de aklı ve şuuru vardır. Ve irade zamana aşkındır. İrade zaman şey sıfıtı sıfatlandır. Zaman değer esmasından olduğu için irade zamana aşkın olduğundan herkese nasıl akacağını bilir zaman. Zaman herkeste farklı akar. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kimi nasıl akacağını zamanı da irade değiştirebiliyor. Ters akıttırabiliyor. Hasan abi iradenin bizim bizimle alakası e, yani tercih noktası tercih, var. Tezahür noktasında var. Kaynak noktasında yoktur. Ben şöyle anlıyorum abi. İrade dolu bir bardak. Dolu. Bundan ne kadar alabilirsen, seninle hiç alakası yok. Evet. Sen, te sen sadece onları etrafındaki şeylerle terci şey yapıyorsun, e alıp istifade ediyorsun. Ama ihtiya boş bir barda, hiçbir şey yok. Sen dolduruyorsun ...tercihlerinle... Ya irade bizimle alakalı değil, irade dolu bir barda alıyorsun onunla. Çok Neden doğru. Olursan. Çok doğru. Şimdi. Ee, sistematiği çok sevdiğim için, bunu bir dinleyin, zaman deh esmasıdır, haşa, esma şuursuz değildir, hiçbir esma. Esmalar canlıdır, ruhludur, kendi öz benliği vardır, müstakil bir vücudu var. Onun için deh esmasıdır. Deh esması canlıdır, ruhludur, şuurludur. Herkese farklı akar zaman, ee, kime nasıl akacağını tesir edeceğini bilir. Bir buçuk saatlik uçak yolculuğunda korkanla e, yerde olan bir insanın mutlu bir haz ve mutlu bir ortamda 5-6 saati geçer anlamaz. Gene bu da zamandır. Zaman kime nasıl akacağını biliyor. Zaman değer esmasıdır. İrade ise subutu sıfattan olduğu için aşkındır. Esma, esmanın da arkasındadır. Dağ arkada olduğu için iradenin içerisindedir zaman. Zaman şey iradeye değişik bir boyut verdik. Bilmiyoruz demiştim ya. Yeni yeni bu vicdan çalışırken içerisinde vicdan daha mastardır. Vicdanken ee, biraz içine Latife Rabbani çalıştık, değil mi de? Hatırlarsınız İrfan Latife Rabbani çalıştık. Hisse çalıştık. Zine çalıştık. Bir iradeye çalışmadık. Bu vicdana çalışırken yer yer karşıma irade çıkıyor. İrade Subuti sıfattandır. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Esmaların bütünselliğini de çalıştırıyor. Zamanın da arkasında olduğu için tercihi e, ne ahirete göre yapar. Mesela ihtiyar dünyaya göre yapar. İrade ise ahirete göre de yapmaz. Zata bak bakar. Onun için dolu olması doğru söyledi. Suluyorsun o suyu alıyorsun. Onu usulüyorsun. Şimdi Hasan abi şu ampuldeki elektrikle, kebandaki elektrik, elektriğin özünde hasında bir şuur varsa ki var. Aynı, aynı anda, aynıye, aynıye, aynı anda her yerde olabiliyor mu abi? O, olabiliyor, değil olabiliyor değil mi? Olabiliyor. Şimdi iradenin içinde zaman, zamanın içinde de mekan var. Üstad ihtiyarımdan vazgeçtim. Dediği noktada aslında bastığı zaman payı mekan mı yapmış oluyor? Gibi oluyor. İradeye biraz da gidelim. bak. İradeyi bilmediğimiz anladık mı abi? Öyle tercih sistemi değil yani. Ha tercih sistemi de var. Nedir o? Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak hazırda ihtiyara tercih ettiriyor. Bir vasfı. Ama baksana dehri de içine almış. Abi çok özür dilerim. Şunu Hı. söylemek zorundayım. Geçen gün sizin bir ses kaydınızı dinledim. O kadar güzeldi ki elhamdülillah Neydi o? beni aydınlattı. Dediniz ki cennette Hastalık var mı? Yok. Allah'ın şafi esması tecelli etmiyor mu orada? Kesintisiz tecelli etmesi hastalığın olmamasını gerektiriyor. Evet. Değil mi abi? evet. Dolayısıyla şifa böyle tecelli ediyor. Şifa böyle tecelli ediyor. Fırsat vermiyor. İradenin kesintisiz tecellisi de işte abi. Her şeye vakıf olabilmek her anda. Yani her, her şeyi içinde barındırıyor. Biraz da gideyim abi. Değil mi? Kendimizi günlük hayatta zorlamalı, sıkıştırmalı ve disiplinden taviz vermemeli. Mesela sevmek de öyleymiş biliyor musun? Eğitilmelidir. Mağarada yaşamış, köyde yaşamış veya köyde yaşamış veya olumsuz bir ailenin çocuğu sevmeyi beceremez. Sevme kültürdür. Örf, anane, gelenekle o beslendiği gibi bir eğitim işidir. Mesela bir misal vereyim. Başıma geçmiş bir hadise. Ve onu dershaneden gönderdik. Bir tane polis emeklisi vardı. Polis emeklisi vardı. Karakoldaydı. Ömrü orada geçti ve hep şüpheli yaklaştı her şeye. Böyle büyümüş. Bir de sin sinema artistiyle konuşmuştum. Onu da söyleyeceğim. Dedi ki ben artık hiçbir şeye tam doğru inanamıyorum. Karakter oldu bende diyor. Küçük yaştan beri 17 yaşında polis okulu varmış. O zaman liseden. Liseden ne alıyorlardı? Hep sorguladım, sorguladım her şey şüphe. Hiçbir şeyi sabit, kesin inanamıyorum dedi. İki, ben dedi içeride işkence de bulunduğum için sevgi pek bende yok dedi. Sinema artisi dedi ki uçakta denk gelmiştik. Ben biraz bahsettim. İkinci derecede oynayan bir adam. Biz karakter şeyi dejener, dejenerasyonu dedi. Yani karakter kayması yaşıyoruz günlük hayatta. Yani biz o diyor e, bir saatlik veya on dakika bir dakikalık o şeyi diyor en az iki üç gün provasını yapıyoruz dedi. Tamam. En az bir iki gün. Onu yapa yapa yani ne kadar o sahneyi yapabilirim adamın dediğini söylüyorum. O ne kadar samimi isem ona o tam sahne mimiklerin falan hepsini. Adam diyor ki sana bak mimiklerin olmadı yalandan söylüyorsun. Veriyorum diyorsun ama. Veriyorum. Vermiyorsun. Bak Sima öyle diyor. Veriyorum. Veriyorum. Bak, o zaman diyor biz sahte yaşaya yaşaya hakiki kimliğimizi unuttuk. Bu işte sanal, oradan yazdım zaten uçakta. Çocukları çizgi filmde, çizgi filmde karakterlerle büyütürsek kan akıyor, dökülüyor, şey yapıyor, bina yanıyor, adam ölüyor. Kan akıyor, göre göre kan dökmesinden etkilenmiyor. Hakiki kan görse aynı onun gibi oluyor. Çocuk sanal bir dünyaya itildiği için bunun aklı sanaldır, vicdanı sanaldır, kalbi sanaldır, sevgisi sanaldır, muhabbeti sanaldır, Allah da sanaldır. Hepsi sanal oluyor. Allah sanal oluyor, ahiret sanal oluyor, vicdanı sanal oluyor, imanı sanal oluyor. Kan dökmede açık hiç etkilenmez. Kan dökünce büyükler bile Doktorlar alış alışa normal oluyor. Doktor sen baka baka yapa yapa neşter vuran tamam. Ama bizim için öyle mi? Bir en ufak bir soyulsa ya dur kızım ya falan. Doktor dur ya o kadar kan görmüş ki. Ha, çocuk da o kadar ki kan dökmeye adam öldürmeyi Şimdi adam öldürse he anne baksana bir adam bir adamı öldürmüş. Olmuş. Nasıl? Arabayla ezdi anne dedi ya baktım böyle. Çocukla bir panik. Anne çocuk. araba çocuğu ezdi böyle demesi gerekiyor. Anne Anne. Ana bakar mısın? Aynı böyle olmuş. Bak bu komşum bir geri gelirken baktı. Aa, teyze vurdu diyor. Te teyze düştü şimdi hastaneye gidiyor. Bu say. oğlum desene biraz şey heyecanlan. Yani tamam mı? Niye böyle ki? Sanal bir dünya var. Sanal bir imanı var. Sanal bir vicdanı var. Sanal bir kalp var. Sanal artık gerçeklikten kopmuş. Öyle zannediyorsun burada yaşadığını. İşte bizi hakikata ulaştıran iradedir orada yaşayan ihtiyardır. Hakikati yaşatıran iradedir. Hakikattan kopma nispetinde irade yoktur. Hakikatla haklanır irade. Bak iradeyi biliyor muyduk? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum yeni yeni öğreneceğim şimdi. Hakikatla çalışır. Sanaldan seni çıkartandır. İrade yok. İhtiyar sanaldasın. Sanala girdin irade yoktur. Sanaldan çıkartan iradedir. Hakikattır çünkü. Esma'ya aşkındır. Esmayı içine alandır. Subuti sıfattandır irade. Canlı ve ruhludur. Hayalata sapar. Allah razı olsun. Hakikatı tanımayan hayalata sapar. İradeye bak ya. Zamanı aşkın. Zamanı yönetebiliyorsun biliyor musun? Zaman kalkıyor. Kabir kalkıyor iradeyle. Zamanı, zaman değeri içine aldığı için ölüm şey değil. Artık ben girdim diyor. Gid, yarın diyor ee, hakikaten bugün sureten diyor gideceğim kabrime girdim diyor. Girdi. Yani yarın hakikaten şimdi sureten gittim diyor. O şeyler geldi. Hakikatsız bir misal Risale'de yoktur. Kendisi söylüyor. Yaşamadığımı yazmadım diyor. İrfan burada mısın abi? Gidip geliyorsun da Çok az. Abi gel abi gel. meşgul olma. Abi araya serpiştirdiniz mi İra, İradeyi biraz serpiştirdim şimdi vicdana şey yapacağım. gireceğim de uysulmak için zaten. Saat nerede kafa gitti. Hmm. Tamam dur. Şu şu bir şey yapayım. Madem şey yaptım şuraya kadar geleyim. Kaderi de böyle yazdı. Kaderi de acayip oldu yani. Bunlarla alakalı bir kader yazdı. O şey vicdana çalışırken çıkan bu. Bir de okuyayım. Eee ödülle olabilir ama irade uzun vadeli çalışır. Ben ben olmadan önce birilerini Ha yukarıda mıydım? Kendimizi günlük hayatta zorlamalı, sıkıştırmalı, disiplinden taviz vermemeli. İhtiyar ödülle olabilir ama irade uzun vadeli çalışır. Ben ben olmadan önce birilerini model almam lazım ki o makama gelebilesin. Mesela e, iradesiz kişilik gelişmesi olmuyor. Ondan peygamber lazım. E, kişilik gelişmesi model gerekiyor. <laughs> Onun için babasız büyüyen çocuklarda girmek istemiyorum psikolojisini. Annesiz büyüyen çocuklarda girmek istemiyorum çünkü biraz işim o. Baba baba o kadar lazım ki. Yani çocuğun aleminde Baba ne ifade ediyor? Öyle ekmek getiren değil. Evde baba dolaşması lazım. İradesi noktalı virgül kişi kendinden beklentisi güçlü olmalı. İrade kendinden beklentisi güçlülükle güçlülüğünü gösteriyor. İrade çıkartıyor. Kendini kendinle motive etme. Kendini kendinden çıkartıyor. Kendini kendinle işliyor. kendin o nadasa bırakılmış tarlayı kendisi ekiyor. Kendi kendini yapılandırıyor. Canlı ruhlu olduğu için irade. Kendi potansiyel yapını aktif ediyor. İhtiyar harici aktif ediyor. Bunları kaçırma İrfan. Ve yaptığı doğru işi küçümsememeli. Mesela derse geldin tarca harcamışsınızdır zaman harcamışsınız biliyorum. Ailenizle kahvaltıda yapmamışsınız tamam pazar günleri. Ama bu irade gelişiyor işte. İçin yanarak yapılan şey iradedir. Yani kendi içsel potansiyellerini aktif ederek kendisini kendisiyle motive eden sistemdir irade. İhtiyar hariç de olur. Mesela kaldırarak kaslar gelişir, okuyarak akıl gelişir, neyse koşarak gelişir öğrenerek gelişir. Derse giderek şey yapın ama geldikten sonra şu anda ihtiyar değil. Şu anda aktif olan içsel yapılı kendi içsel potansiyelimizi, cevherlerimizi oynatan, aktif edip yapılandıran, o hareketlendiren ee, şey diyor. Ee, irade aklın borozanıdır diyor. İrade denilen aklın borozanı der mahkematta. Böyle aklın içsel yapısını Oynatıp aklı yapılandırıyor. Aklı aklımızla hakim oluyoruz. Aklımızla aklımıza hakim olmanın e, arka gücümüz irade yapıyor. Mesela Allah kainata irade ilim ve kudretiyle var. Kudret sonuçtur. İlim yazılımdır. İrade tercih değil. Odur. Yani ondandır tövbe. Yani kudret nefs emirdir. Kudret yapar değil, yapmış, bitmiş. Yani bu kudrettir. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetin mahiyet ilmiye söyler. vücu ilimden vücud hale mahluk olur. Mahlukiyet tarafı kudret. Ama bunu baktığın zaman bu nedir abi doktorum? Maustur. Kitap niye demedin? Ha, bunu sana söylettiren maddesi değil. iradedir bu. Ama neyin nesidir? O abi plastiktir. Bu kudret. E bu nasıl yapılmış ya? Projesi ilim. İlk önce mouse dediften iradedir. Ya neyin nesidir? Demir midir? Abi yok plastiktir. Bu e, kudrettir. Eş Buna bu... Eşyayı tanımlayan irade. Evet. Eşyayı tanımlayan e, ve alleme adem esma külliha e, isimleri öğretti ama şu eksikti Adem'e bütün isimleri. Eşyayı soyuttan somuta, somutu soyuta dönüştürme, nisbi ve itibarları çalıştırıp vahidi kıyası yaptırma sisteminin alt veri tabanı irade. Ve alleme Adem'e esma külliye bütün isimler öttü ama eşyaya isim verdiremedi. Eşyaya bir tanımlama getiremedi. Eş, e, eşyayı zıtlar celaldeki cemali, cemaldeki celali kıyas edip ona bir tanımlama getiremedi. Bunu yapan e, şeydir, iradedir. İrade, içsel sistemin e, celali ve cemalileri hepsini aktif ediyor. Canlıdır, ruhludur. Sen onu yap, kalk oraya, getir onu, şunu şöyle yap. İçer. Diş yapı, iç, dışarıdakileri ile içeriği yapılandırmak veya diş, diş dünyayı birbirlerini yapılandırmak ihtiyardır. Biraz da gideyim. Abi, Bozma hiç. Yok hiç bozmayacağım. Rüştü abiyle olan o şeyiniz de herhalde değil mi? Ağaca baktığınız mı, iradeyi mi görüyoruz hepimiz? Evet. Abi, anan değişiyor sanki insanda mı? E, değişiyor tabii çünkü sebebi an an inkişaf oluyor. Daha ikinci kattan baktın. Şimdi bu, bu sana telefon etseler Arnavutköy tanımla deyince burada mı çıkacaksın? Evet. Bahçegül çık bakayım beşinci katta Arnavutköy'ü aynı şekilde mi söyleyeceksin? Abi çok enteresan bir şey daha var. İrade sanki Allahu Teala tercihi gibi görünürken e, e, dışarıdan baktığın zaman eğer Allah'ın tercihi ise cebir gibi duruyor. Ama böyle bir şey değil. İrade görünen bir şey. Nedir o? Bütün mahlukatın her zerresini yani baktınız bu niye kiraz? Her şeyin evameli tekminesi onu iktiza ettiği için o evet. oldu. Yani Allah bu olsun bir cebir değil yani. Evet. Benim de düşüncelerim, fiillerim, onun düşüncesi, fiilleri, bir karıncanın meyili veya <laughs> Bir ağacın iktizasıdır. İktizası geliyor yan yana geliyor. Evet, ihtiyaç değil, iktizasıdır. Güneşin ışık vurması ihtiyacı değil, iktizası. Suyun ıslatması da öyle. Yaptığı doğru işi küçümsememeli. Sıf semaya bakma. Aynı anda yere de bak. Sıf semaya bakma. Aynı anda yere bak. Allah Resulü'nden öğrenmiştim hadisi. Sabah kalktığı zaman ilk böyle dışarıya bakıyor namaza. Ne yaparmış biliyor musunuz? Semaya bakarmış. Sonra yere bakarmış. Herkes, mesela ilel ibili keyfe huliket o ayette var ya böyle bir devede yürüyen bir adamın gördüklerini ayete dönüştürmüş. Yani bak, i̇lk önce semaya bakmış. Yok, sonradan aşağı ay, semaya bakmış. Sonra ustatı ayeti kübrada da öyle. Semaya bakmış. Yıldızlara, yağmurlara, şimşeklere, dağlara nehirlere böyle de inmiş. Çok tuhaf. Herkes var. Bir ben yokum kafada olmamalı. Abi kafam kallak bulak. E, Acayip. Kimler var baksana dedim. Aynı böyle dedi hiç unutmuyorum. Abi herkes var benden başka. Kafamda herkes var. Bir, bir tane söz var ya abi. Dost başa düşman ayağa bakar. Evet ya. Acayip. Oradan gelmiş galiba. Herhalde. Herkes hakkında iyi şeyler düşündüğüm gibi kendi hakkımda da iyi şeylere düşün kendi içinde yürü kendi içinde yürü kimseyi görmeden karşılaştırmadan kendini irfan kimseyle karşılaştırmadan kendi içinde kendin yürü zorlanmak çok iyidir bırakma kendi kendini istemediğini ertelemeyi ve ötelemeyi öğren çok sevsen bile başka şeyleri görebilecek kadar Mesafe koy ki sevdiğin şey seni kör etmesin. Kötü yapmamak için iyilik yapmayı çoğalt. Ço yanlışlarla savaşma, yapmamak için uğraşma yanlışı. Doğruları çoğaltarak, doğruları çok yaparak yanlışa fırsat bırakma. E, İşin bitti tam yatarken videolara, telefonlara girmemek için direnme. O anda kalmış olan Kur'an'daki hizbini oku. Bu doğruyu yapınca o yanlışı yapmaya vakit bulamayacaksın ve savaşmayacaksın. Onunla savaşmaya enerjini tüketme. bitti yatağına girdim bir bakayım ne yazıyorlar videolara bir bakayım genel nedir Facebook Twitter vesaire. Bununla girip girmemekle uğraşma zaman harcama savaşma tamam onunla savaşma girmeme. ne yap? Bugün okumadım bir hizbimin dört sayfası ya. Dört sayfasını okumadım ya biliyorum. Ya iki sayfasını okuyayım. Hayır yaparak bunlar hep irade yapıyor. Kötüyü yapmak için iyiliği yapmak. Kötülüğü yapmamak için iyiliği yapmak. Evet yapmamak için Vücuduna girenleri kontrol edersen, çıkan yolları da kolayca kontrol edersin. Herkesin evine gitme, herkesin şeyini yeme. Mecbur olursan yeme. Kaç paradır hayal et, tasaduk et. Yeme yani. İşinden şüphelendiğin kişinin gıdasını yeme. Yeme. Yemek zorunda kalırsan, doktora gittin. Evinden şüphelendi, işinden şüphelendin. Bu adam ne pilav verdi, pi, pi, şey verdi, kuru fasulye verdi. 10 lira bu olsa, 15 lira da bu olsa, 25 lira git e, benzin koy. Hiç kendi arabana değil. Git dersen arabasına benzin koy. Gıdaya da verme. Dolayısıyla kendi paranla sokakta yediğin gibi ye. E, çünkü <laughs> her maddenin e, şahsi manevisi var. İçeride işler o. Helal kazantın pirinç haram kazandın pirinç. Niçin çocuğun haram yedirmeyin der dinimiz? Çocuğun karakteri değişir. Lan pirinç karakteri niye değiştirsin? Pirinç pirinçtir. Pirincin içinde protonla elektron arası e, fiziğin dediğine göre bir boşluktur. Yani şu anda duman demiş kuantum fiziği. Tanımlanamadığı bir alan boşluğu var ama yani ne demiş? Protonun büyüklüğü miskatka'da olsa ve Londra'da olsa ona en yakın geçen elektron İstanbul'da eski de boşluk derdi. Şu anda bir bulut gibi ne oldu belli değil ama boşluk gibi boşluk Cen hadisesinde o çıktı. Yani o protonla elektron bir şey anlatmak için söylüyorum. Buhar yani bir bulutlu da dağları bulut kaplasa dağ gözükmez. İşte o bulut var içerisini bilmiyoruz. Şu anda bilim e, bu bulutun içerisindeki dağ dağ kaplayan bulut gibi böyle dağa geçerken ziva, zivana dağlarına geçerken kaosu geçerken dereleri dereleri dağları ağaçları köpekleri domuzları orada kurtları bulut kapattı. Bir gözükmüyor uçaktan bak gözükmüyor. Ha, i̇şte protonla elektron arasındaki o boşluğu niyet nazar mana ismi mana harfi değiştiriyor. Niyet diyor mahiyet eşyayı değiştirir. Allahu alem Protonla elektron arasındaki o boşluk yapıyı değiştirerek pro, e, maddi değişiyor. E, tarikatçı nurcudur. Simalarından hep niye bellidir? Protonla elektron arasındaki o boşluğu e, kazanımlarıyla dolduruyor. O atomu atom molekülleri, molekül hücreleri, hücreler, dokular, dokular, organlar, organlar insanı farklı gösteriyor. Vücuduna girenleri kontrol edersen çıkan yolları rahatça kontrol edersin. Ağzımdan gelen gıda beni... Hasta da edebiliyorsa gözümden bak ağzımdan gelen bir gıda e, bozulmuş yemekse veya haram bir gıda ise maddi ve manevi hasta ediyorsa dinleyin. ağız evet. gözümden kulağımdan da gelen yanlış şeyler de beni hasta edebiliyor aynı yol kulaktan gelen ağızdan gelen bozulmuş yemek ağızdan gelen çalınmış pirinç beni maddi ve manevi hasta ediyorsa, çocuğumu hasta ediyorsa, karakterini bozuyorsa Osman'a şimdi haram yedir tabi estağfurullah ya. Çalınan bir şey, rüşvetle yenilen çocuğu yedir. Onun karakteri ne olur? Manevi hasta. E, maddi bozulmuş mu? E, bak hasta eder çocuğu. Çocuğu hasta ettiği gibi. Bu bir yol değil mi? Yani giren maddeye göre yol. Buna da giren maddeye göre burada bir yol ama bu bu maddeye benzemiyor bu yol. Niye bu yol farklı, bu yola Giren şey farklı. Bu da öyle. Bu da böyle. Elde dokunma da öyle. Ha. E, gözümden, kulağımdan da gelen yanlış şeylere de insanı hasta edebiliyor. Sevdiğinle doğru bildiğin şeyler farklı olabilir. Bak sevdiğin şeyle, doğru zannettiğin şeyle ka karışabilir burada. Seviyorum bunu ama doğru mudur? Onu ayırt edemiyor insan. Bunlar hep irade yapıyor bunları. Onun için söylüyorum. Her şey hakkında çok düşünüyor ve biliyoruz. Ama kendimiz hakkımızda bir şey bilmiyoruz. Ee, kanuna, yaşına göre beklentilerin olmalı. Ha, konumuna, yaşına, konum. Baba mısın? Babasın. Doktor musun? Doktorsun. Yaşın var, konumun var. Anne babanın, köylünün, örf anenin, kültür ve gelenek sende bir beklentisi var. Konumuna, bir de yaşına. Bir de içsel yapına göre adım atmak gerekiyor. Bunları bu anlattıkların hepsini yapan irade. Şimdi vicdana giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz çektik mi yani. Var mı bizde acaba o? Yani Yok. Şöyle diyeyim. Sen, seni kutsi yapıyor. Seni kayıtlamıyor. Şöyle diyeyim. Ene'de Allah'ın sıfatları var ya. ilim irade, sen basar, kudret. Mesela ne yaparsan yap. Ben bütün amellerimden hür müyüm? Evet, evet. Hürüm. Cebir yok yani. Olmaması için hür olma. Ben ne kadar büyük olursam olayım, İrfan. Ne kadar e, hürriyet sahibi olsam olayım. Gene yaratılmış mı hürriyetim? Gene cebir var. Yani cebir çıkıyor. Cebir çıkıyor. Tek bir şartla kurtuluyorsun. Tek bir şartla. Bunu tek bir şartla. Tek bir şartla. Tek bir şartla. Ene'de Allah'ın subutu ve zatı, zatı sıfatları taayyum ve teşahhus ediyor. O Ene'deki Allah'ın iradesi mahluk olmadığı için biz mutlak hürriyeti oradan alıyoruz. Çizeyim mi? Şey, Buraya. Aha. Sen ne diyorsun ya? Öyle basit mi zannediyorsun bizim Aha. teknoloji? Nerede ben kalemlerim? Şu evet. Evet. İnşaat Hicaz'dan söyledim. An şartla. Dehir Hoca vardı ya ustadın iki defa elini öpmüş. Allah rahmet etsin. Ondan sonra dedi ki beni çağırdı. Rüya görmüş galiba. Ondan sonra ben de bununla uğraşıyordum. Ne gördüğünü de bilmiyor. Gel dedi. Dedim ki ha, şeyim var. Dedi muhlama şey yapacağım sana. Gel. Dedi ki şu dedi nereye kazarsam kazayım. Kendisi de kitabı var. Fıkıh kitabı var piyasada. Şu mutlak hür, hür insan olmanın arkasında e, insan mahluktur. Da en iyi anlattıktan sonra mutlak hürriyetim nereden geliyor? Ondan sonra sarıldı ve gözleri yaşardı. Dedi ki ancak şimdi mutlak cebir olmayan bir iradeyi anladım. Ben şimdi ben de size o Allah'ın bana ikramını sunuyorum. Ben tatminim şu anda. İnşallah siz de tatmin olacağını zannediyorum. Ne kazarsanız kazın cebir var. Çünkü hür dahi olsam hürriyetimi veren Allah'tır. Dolayısıyla hürriyetimi bana verdiği için ben hürriyetimi verene karşı gene o hürriyetle bağlıyım. Ben kendi durumumu söyleyeyim abi. Söyle. Ben mesela kendimi hep cebiye yakın hissetmişimdir. Yani. Evet. Çünkü bir önüne bir imkan seriliyor. Onların arasında tercih yapıyor. O kadar. Başka şey yok ki. Evet. Ben, bana verilen... Hürriyet hissetmiyorum. Yani şey onda o maçı o adam da kitabına yazdı o misali aldı benden müsaade aldı. Zeytinburnu'nun stadının içine bakıyorduk ya. Şimdi orada bir kural var onu oradan gördüm o kadere ait misali. Yani top sahası var büyüklüğü küçüklüğü penaltı penalt, e, taç olması e, futbolcuya ait değil. O kurallar içerisindeki tercihtir o top sahasının tercihleri içerisindeki tercihleri var. Ona mı pas atacak, buna mı atacak, bu ne yapacak? Bu bir tercihtir. Ama hangi tercih? Tercih içerisindeki tercih. Ben bilgisayarda istediğimi yapamam. Çünkü Windows'un bana tanımladığı, verdiği fırsat kadar yapabilirim. Yani tercih içerisindeki tercihlerimdir. Ha. Fakat insan, insanın ötesinde, o insan olmamanın ötesinde, benim gömleğim, benim vücudum, benim, benim ben insanım diyen o insan değil. Orada kini göstereceğim iradem. Mutlak hürriyet oradan geliyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ın Hakk'ın Celle Celaluhu insanın enesinde e, enesinde şu'u şeyi versene bana. Silgi. Şu u. Natı. şu natı zatiye. Artı. Sıfatı zatiye. Sıfatı. Yani üşenmiyorum bakın. he <laughs> <laughs> şuna e, sıfatı zatiye, sıfatı subutiye ve esmaların nesi var? Bu sır yani puf nokta burası. Ta ayyun ve teşa hüsü teşa hüsleri vardır. Şimdi bak. Bak şimdi. Sana neyi sağlıyor? Allah'ın İradesi ee, iradesi yani temiz bir tane bul. Temiz. Allah'ın subuti sıfatlarının taayyun taayyun ve teşahüs teşahüsleri mahluk ol mahlukiyet mahlu mahlu mahluk, mahluki yet ten çıkarıyor yani şöyle yazımı şey yapamadım ben aldım. enede de benim gömleğim. Benim hayatım, benim ruhum, ben olan ben. Orada enede ne var? Allah'ın zatı ve sufî sıfatları tayin ediyor. O zaman ene aynasız aynada Allah'ın iradesi, Allah'ın ilmi, kudreti tayin ve teşahhus etmesi aynada gözüken güneş, güneş ayna olmadığı gibi aynada güneş değildir. O enedeki irade benim midir? Değildir. O zaman yine Niye olsun ki? Çünkü Allah'ın iradesi mutlak değil midir hürriyet? Onun iradesini kullanıyorum. Ondan daha hürriyet olur mu? Bak şimdi bir daha. Bir daha. Benim bir şey var var tabi, bak şimdi. Var bak şimdi. Ne demek bir, biraz biraz düşünsen biraz şey yapsan fişekleneceksin de. Enede Allah'ın iradesi tayin etti mi? Tayin ve teşahhus. O enede olduğu için vacip değil aşağı. Tayin evet, evet. ve teşahhusu. Vacip değil. Ama mahluk hiç değil. Peki buna rububiyette işte, tasarruf diyebilir miyiz? Tasarrufun da arkası. Kainattaki tasarrufu niye? Allah vermedi mi? Mesela bir tane teşahhuslarında mucize. Keramet veya insana bakarak kainat taş şey yapmış. İnsana bu yetki vermemiş mi? Şimdi bak bir daha. Enedeki Allah'ın iradesinin taayyunu ve teşahhusu vacip değil. Mahluk da değil. O Allah'ın iradesi irademse Allah'ın iradesi kadar hür ve mutlak nereye bağlı ki o? Siz ne benim işte. Yani daha ileri olmaz bir daha. Şimdi Allah'ın iradesi kime bağlıdır? İlmine bile bağlı değil Allah. O değildir, ondandır kavramındayız. Heh oradayız. Mesela ben de bendeki o. Ondaki ben. Şimdi Allah'ın iradesi, ilim iradesi, kudret farklı mı? Farklı. İlimden seni koparttı. Allah'ın ilmi ayrı, Allah'ın kudreti ayrı, iradesi ayrı. Tamam mı? Şimdi ilim irade değildir. O sayede e, subut farklı kalın. Hay o enedeki taayyun ve teşahhus etmiş irade haşa ne vaciptir ne mahluktur. Ene seviyesinde bir taayyun ve teşahhus var. Bu irade mahluk değil, vacip de değil, mutlak hürdür. Allah'ın ilmine de Allah'ın diğer şeylerine de bağlı değildir. Mahluk olmaktan çıkmak bir meziyet değildir. Hakikaten mahluk olmak he? Yani mahluk hakikatımız, mahluk oluruz. Bak şimdi. Mahluk mahluk, mahluk olmak bir imtiyazdır. Evet. Meleklerde yok. Onun için mahluk mahluk olmaktan çıkmak teşebbüsü, gayreti insanı yüceltilmez, düşürür. Peki, abi. Ama bitireyim. bitireyim. Ya, tamam. Ha. Bu mahlukiyet en cami bir aynı Or, orada mahlukiyetin en zirvesi yani karanın en şiddetisinde nurun en güzel gözükmesi tayyum ve teşahhusun Cebrail'de değil, Mikail'de, Cennet, Arş'ta, Kürs'te değil tayyunun en şeyi mahlukiyetin en zirvesindedir. Şimdi söyle abi. Mesela bazı ifadeler var. Mesela ihtiyar Cenab-ı bunu kendisi için kullanmıyor. Bunu kapatalım. Hı. Ne var, ben. Ben Bu ben. ne? O da bununla alakalı. Ne diyor? Bir de söyle. Ben anlamadım abi bunu. Arkadaşlar vardı da. Mesela... İhtiyar, Allah'ın Allah, Allah ihtiyarı geçmiyor diyor. Şey, şarjı bitmiş. Biraz da okuyayım şu yeni. Yeni bir şey okuyayım. Bir anda bir derste de anlayacağız, hissedeceğiz değil. Bir, bir, bir şunu söyleyelim. Söyleme daha. Yok yok yo, <laughs> ben sadece kendim için. Ee, az önce dediniz ki melek mahluk değildir. Evet. Melek aslında mahluktur da mevcut değildir. Melek mahluk değil midir dedim. Evet evet. Melek yanlış dedim ya. Me, melek mahluk olmaz olur mu aşağı? Yani tövbe estağfurullah. Meleklere iman. Mahluk olur mu? Olmaz olur mu? Öyle demişsin. Yani, yanlış demişim öyle bir şey olmaz. İnsanla melek arasındaki farkı, farkı söylemek de Dik de, 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 de. lafız olmuştur. Evet. ya O şey. E, karıştırmamak lazım. Yani bir daha usulde yürüyeceğiz. Mahlukiyetin en zirvesi insanı en yüce yapar mahlukiyetten çıkma teşebbüsü insanın cehaletinden kaynaklanıyor. İnsanı basitleştirir o. Şimdi irade okuyorum. Dinliyor musunuz? anlatmak istediğim şuydu. Yani Allah canibinden bakıyor kul. Eğer <laughs> oradan bakarsa hep sıkıntı yaşar. Bir okuyayım. Bir kere haddini durdurmayı bilmesi lazım değil mi? Evet. İrade okumak istediğime bakın şimdi. Burasıydı. İrade ruhsal güç aklın uygulamaya yönelik fikri ve ilmi kararları fiile dönüşmüş hali çok tuhaf. Yani iradi için vicdan okurken karşıma çıkandır bu. Bir daha irade ruhsal güçmüş, içsel güç. Yani bir tercih gibi şu şu olsun diye <laughs> fikir yürütme değil. Kendisi güçtür. Yani dışa vuruşu Aklın uygulamaya yönelik fikrini, ilmi kararları fiile dönüşmüş hali başka irade sıfatı subutiyeden ve kader de ilim nevinden olduğu için o da sıfatı subutiyet subutiye'nin dışa vuruşu ki irade kaderden daha camidir. Sebebi çok tuhaf onun için dedim. E, kader subuti sıfatta var mı? Kader iman etme diye. Yok. Sıbuti sıfat sayım ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Zatı sıfatı sayım kıdem, beka, vahdanet, vücut, beka, muhalefetün lilvadis, kıyam bilnes tekmin. Peki kader iman var mı? Kader iman nedir? İlmin nevi. Ha, ilmin bir nevidir. Innani Subuti sıfatı dışa vurur. Yani esma-i ilahiyelerin bütünlüğüdür. Kader. Esma-i ilahiyelerin bütünlüğüdür. İlmin bir nevidir yani. İlmin dışa vuruşu. Yani esma-i fiiliyelerin, esma-i ilahiyelerin bütünlüğüdür. Kader. İrade nedir? Subuti sıfattandır. Ki hakikat, esasat bakımından irade kaderden daha camidir. Daha kal, Abi girmeyelim de artık. Birbirimize gidelim. Söyle söyle. Ben içimi yapacak. yapacaksın. Zaten irade kaderin mahiyeti değil midir? Bir daha. Kaderin mahiyeti irade değil midir? Evet evet irade mahiyettir. Evet. Ha tamam. Ee, i̇rade subutu sıfattandır. Kader ise daha alt veli esmaların bütünlüğüdür. İrade daha camidir. Daha camidir. Zaten kaderi tarif ederken ilmi bir nevidir. Ve kaderi gene tarif ederken hali ve ilmidir diyor. Hali ve şey, vicdan, hali ve vicdanidir diyor. Vicdan. Vicdan mahluktur. He, kaden ilim nevindendir. İrade ise ilim nevinden değildir. Mustakildir kader, şey, irade. İlim, irade, kudret, sen, basar, kayat, kelam hepsi mustakildir. Daha aşkındır irade. Yani beni heyecanlandıran dün bu. Bir daha abi söyler misin? Yani, tamam. Meşgul olmayacak başka şeyler. Ben bir şey diyeceğim Sen sende. her yapabilme o cebretici güçlere o cebirlere karşı mu muhalefet edebilme midir? harika çok güzel bir şey söyledi yani bakın ben e, e, şöyle bir şey vardı dersin başına girerken artık bu ders vicdandan çıktı yani de iradeye olacak şöyle e, birinci şuur taban usta söylüyor ikinci şuur Birinci his, ikinci his diye şey yapmıştık. His değil. Baktın ki kuva, güç. Yani düşünceler güçtür. Fikirler güçtür. Yaptırıcılığı var. Mesela kahveyi tutuyorum. Bu güç de olur. Düşünceler böyledir. Düşünceler düşündüğünüzü tutuyor. Yani ne psikolojimiz bozuk? Düşüncelerimiz bu. Düşünceler realitedir Mehmet kardeş. Nefsiyle Yani bunu tutan güç değil midir? Sen bunun durması kahve e nasıl içiyorsun? Orada duruyor da içiyorsun. Yani buna mı bırakıyorsun? Mesela plakta misal verdim. Plaktan sesin çıkması fiziksel harekete mi bağlıdır? Sıf fizik, plan dönmesine mi bağlı bu iş? Sesin çıkması. Ona yükleyen, ona o sesi şey yapan, o sese, manaya, manaya fikri değil mi? Yani fikir abiler, düşünceler güçtür, kuvadır, enerjidir. Ama daha tanımlayamadım yani güçtür diyorum e, kuvveyi aklıya. Daha belki tabir e, Türkçesi olabilir onu. Ama birinci değil bu. Kafada birinci değil, hisler vicdanda. Ama vicdandaki his, dimada kendisini ifade edebiliyor sureten. Şimdi yeni bir şey dediğimiz bu şu. Kader hali ve vicdanidir. İlim nevindendir tabirlerini şey yapıyorum. Ve Esma-i İlahiye'nin bütünsel halidir. E, fakat irade subuti sıfattandır. Bundan aşkındır. İrade kaderi de kapsıyor. Kaderi de içine alıyor. İrade biraz önce anlattığım ne kadar hissedersek bir anda olacak değil. Enedeki Cenab-ı Hakk'ın taayyum ve teşahhus etmiştir. O enedeki irade mahluk değil aşağı. şey mahluk değil haşa, vacip değil haşa. O irade subutu sıfatın kendisi de değildir. Ne aindir ne gayirdir. O irade Allah'a mahsus olan irade verilmemiş ki mahluk olsun ama verilmiştir tabi verilmemiş noktasında olsaydı da hiçlik olurdu. O mutlak hürriyet oradan geliyor. Allah'ın iradesi. Heh. Abi cebredici güçler esma seviyesinin üstünde var mıdır? Ee, yoktur galiba. Ben sanki yok gibi evet. Evet yoksa... Da... Çünkü cebredici güçlerin merkezi kuvvalar kafadadır. Subutu sıfatta akıl denen bir sıfat yok Allah'ın. Yani, yani akıl. O cebrediciyor ha. Yani esma seviyesinde kalıyor cebretme. Evet, evet, değil. evet, evet. Ama ben onun arkasında cebir yok. Sıfata gidebiliyorum, zata kadar gidebiliyorum. Evet. O zaman ben mutlak özgürüm aslında? Evet, oradan geliyor. E neden geliyor? Şey en büyük suç sizindir. En büyük suç sizindir. Çünkü kalbimi soğuttun. Ali. <laughs> Ama bak yarısı olmadı ha. Şimdi ee, bak şimdi bir kalbi de tanımlayayım da iradeye biraz gidelim. Artık irade oldu bu. Dur kalbi bir tanım. Hayvanlarda üç güdü insanlarda vicdan. Ben insanım diyen yegane mahluk kalp. Kalpteki latife insanı. Özüne yakınlaştıran vicdandır. Allah Allah. Özüne yakınlaştıran vicdandır. Ee, nefis nefis ne demek yani? Ee, bunun nefsemare tersidir vicdan. Nefsemarenin tersidir. Seni senden uzaklaştırandır nefsemare. Onun için emmare emrediyor. Vicdan da emrediyor. İki şeyi emrediyor. Vicdan aslına emrediyor dönmesini. Nefsemare aslından uzaklaşmasını emrediyor. Bu yeni bir tanımlama bu da. Bu, bu yeni bir tanrı. Bu Osman'a yazar bu. Dinliyordur. Nefs seni senden uzaklaştıran, vicdan seni sana yaklaştıran bir sistemdir. Bu noktadan vicdan ile nefs farklı çalıştığını gözüküyor. Akli ve ilmi olanları kalbe dönüştürme berzahıdır vicdan. Çok ilginç. Akli ve ilmi. Tasdik ilim nevindendi ya bak abiler. Bu çok yeni şeyler. Yeni bugün şeyler yeni duyuyoruz. Akli düşünce bak düşünce fikir ak, akli ilmi şeyleri kalbe dönüştürmek için pat diye dönüşmüyor. Bir berzah var. Affedersiniz şehrin suyunu balıklara denize dönüştüren arıtma tesisi gibi. Yani berzah vicdan aklın Kalbe, kalbin akla dönüşme berzah sistemi vicdan gibi. Aklı ve ilmi olanları kalbe dönüştürme berzahıdır vicdan. Cansızlara ve bitkilere karşı utanma. Bak şimdi odadasınız, bit çiçek var, soyunuyorsunuz akşam. Utanıyor musun? Utanmıyorsun. Utanıyorsunuz. Ee, Ondan korkuyor musun? Korkmuyorsun bak. Cansız orada odada bardak var mı? Var. Çiçek var mı? Var. Ee, bardaklara masaya karşı soyunurken, banyoda soyunurken utanma yok. Korkma hissi yok. Ama utanıyorsun. Kimse yok. Ya. İşte sanki sana sende farklı bir şansiyet koyuyor. Sanki sen seni seyrediyorsun gibi utanıyorsun. Vicdan yapıyor. Vicdan yapıyor paralel gibi bir şeyin yani. Ben benden utanıyorum. Bana içsel bir benlik şahsiyet vermiş. O e, beşeriyetim enfusiyetteki şahsiyetimden utanıyor. Bunu yapan vicdan. O şahsiyet veren, o ayrı bir şahsiyet bana koyan vicdan. Sordum kendime ben niye utanıyorum kendimden? Ben benim. Hayır ben ben değilimmiş. Ben beşerim. Bu insan. Biberza. Bundan utanmıyorum, soyunuyorum. Ama ben ben benden utanıyorum. Ben gözüme bakamıyorum. Utanıyorum. Niye utanıyorum? Ya kalbimin içindekiler gözüküyor. Öyleyse diyorum. Kalbimin içindekileri gözüküyor. İnsan utanıyor. Gözüne bakmaktan insan utanır. Çünkü pislikleri görüyor. Bana değişik bir şey vermiş. Ya ben benden mi utan? Evet ben benden utanıyorum. O zaman Benden başka bir ben var? Evet var. Vicdan. Aklı ve ilmi olanları kalbe dönüştürme berzaha vicdan olduğu gibi cansızlara, bitkiler karşı utanma, korkma hisleri olmaması gerekirken ağaçtan utanıyorum mesela. Bitkinin yanında soyunamıyorum. Çiçek var bende. E ee, Ama yok, onda bir şey yok ki. Gerekirken olmasını sağlayan yani ayrı bir şey varmış gibi burada ona bir şahsiyet veriyor. Onun bir şahsı manevisi var diyor bitkinin. Bunun da var diyor. Ustad ağaca sarılmış. Vicdaniyeti ne kadar inkişaf etmiş ki? Çınar'da bir şahsiyet görmüş. Bunu yapan... Yok. Vicdan, arkası. Aşkın. Aklı ve vicdanileri dönüştüren kalptir. Akli olanları kalbe dönüştüren vicdan olduğu gibi... Akıl pekmez tayin karıştırırsan aklı ve vicdanları kalbe dönüştüren sistem latife-i insaniye. Ee, devam ediyorum. <laughs> İradeyi devam ediyorum. Ruhsal güç başka virgül aklın uygulamaya yönelik fikri ve ilmi kararları fiile dönüştürme hali irade gene sıfat-ı subutiye'den olduğundan Kader de ilim nevinden olduğu için o da sıfatı subutiye'de kader yoğun olmadığından sıfatı subutiye'nin dışa vuruşu irade sıfatı subutiye'nin dışa vuruşu bir tanesi irade ama kader aşağılarda irade kaderden bu cihetle daha camidir. Peki irade nedir? Bana verilmiş midir? Verilmemiştir, verilmiştir. Mahluk değildir. Halik, mahluk değildir. Halik de değildir. Ha berzattır. Nedir o? Enedeki taayyum ve teşahhusudur. Bunu 9. sayfa şu alarda diyor ki Allah'ın sıfatlarının diyor kena budu ve yâ kenesteyn diye bilen de taayyum ve teşahhusudur diyor. Dikkat ederseniz sıfat diyor orada. Sayfa 9 şu alarda. Diyor ki o ayeti niye koyuyor? İyâ budu ve yâ kenesteyn. Hep çok girmişiz orada orada artık e, Elhamdülillah Rabbil Alemin, Rahim, Maliki Yevmiddin. Buraya kadar gaybane ayeti kübra. Allah ve ben, Halik ve mahluk. Tamam. Sonra İyâ kenâbudu ve İyâ kenesteyn hazırane muhatap makamına geçiyor. Yani Elhamdülillah Rabbil Alemin o, ben sen o, Errahman Rahim o, ben sen o. Ama İyâ kenâbudu ve İyâ kenesteyn sen muhataba zamir oldu muhatap makamına çıktı. Muhataba makamına çıkınca ustat diyor ki i̇ya ya kenabu veya ya diye bilende de Allah'ın sıfatları diyor orada. Tayin ve teşahhus etmiştir. Tayin ve teşahhus Türkçesi olmaz. Edince oradaki irade, sıfatı sıfatların tayin ve teşahusu mahluk değil. Haşa. Vacip de değil. Haşa iş değil. Enedeki taayyü ve teşahüsünde mutlak hürriyetimiz oluyor. Yani o irade mustakildir. Birisi verilmemiş. Allah Allah. Sahip çıktık artık. Ha. Peki sahip de çıkmıyorsun. Peki, Ama şuna dikkat. Mahlukiyetten çıkma teşebbüsü gayreti, düşüncesi insanı basitleştirir. Bu manadan uzaklaştırır. Bu manalar olsun diye biz cismani ve cesetle almak için bu aleme geldik. Cennette biz cismaniyettik, ceset değildi. Ceset daha cami. Ve Adem Adem'e esmai külleha, Adem'e isimler öğretti ama cismaniyet cennette var. Ama ceset, alemi şahadette var. Bunun kıymetini bilin bu mahlukiyet. Mahlukiyet vacibin en zıttıdır. En cami oluşu ondandır. Karanlığın ne kadar şiddetli olursa, nur o kadar gözükür. Mahlukiyetten çıkma teşebbüsü basitlik, cehalet ve kendi aslından özünden uzaklaşmanın özelliğidir. Cismaniyetinizin kıymetini bilin. Gazali der ki insan olduğunun kıymetini bil. Ölünce bir de insan olamayacaksın. Bu çok önemli. Bu libas, şu libas Cebrail'de yok. Hayvanda var ama bu şuur yok. Cinlerde de yok. Ya bu acayip bir şey ya. O kadar kıymetini bil ki. İyi bak buna. Şuursuz diyor ehli dünya. Kendine iyi bak diyor. Ölüm ve helaket dediği yer orası mı? Burası abi. abim. Mahlukiyete çıkma. Mahlukiyete ölüm ve helaket. Yani bir bakıyorum böyle e, vahdetil vücut olsun diğer şeylerden böyle sanki kendisine imsiyat, imtiyaz kazandırmak ve yani meziyet vermek biz çok değerliyiz. Evet. Bunu olabilmesi için mahlukattan çıkalım. Tam tersine ya. Evet. Doğmuş ölüyorum mahluk kıymetini bil ya. Mahluk olmanın imtiyazını yaşa ya. Bir, keyfini yaşa, keyfini çıkar. Otur evde, otur şöyle bir kahveni yudumla ya. Ve yok mu bu şeyde cebra? Yani mahluk olmanın keyfi bambaşka bir şey. Ne demek? Allahlık hakikatının en zıttı taayyunu ve teşakkusu. Yoksa ene kendini şey yapamayacak, konumlandıramayacak. Konumlandıramaz ki, adreslenemez ki. Ben ne olduğumu neyle mahluk... Yani acayip bir şey. Yani öyle bir şeyim ki ben ene, sıf ene, berza olsa insan olamaz. Haşa, vacip olamaz. Ustad diyor ki vacip değil, meculdur diyor. Yani en olsa bu libas giymese hatta imana bile mahluk diyor, ruhuna gidir. Yani mahlukiyeti, mahluk olmak, varım ben bak ben varım diyebilmek kadar ki bunun şuurunun adı imandır. Daha büyük nimet bilmiyorum. Kör olabilirsin sopayla gidersin. Felsefe olabilirsin, tekerlekle gidersin. Ahras duymazsın. harekette konuşursun. Çaresi var. Ama ben varım diyemeyen yani varlığının şuurunda olmayan hiçbir şey yoktur. Yaşamamıştır. İşte Adem'in de vücut. Mahluk olmak imtiyazlıdır. Acayip bir şeydir ya olabilme. Yani bunun farkındalığı. işte bu iradeden çıktı ben bu çalışırken. Bu, bu, bu şu anda aktif. Bak abiler, aynadaki güneş, güneş değildir. Ama aynadaki güneş aynayı ortadan kaldırmıyor. Şiddeti zorundan aynayı gizlemiş ama ayna var orada. İşte aynayı, güneşi, güneşi orada tutan aynadır. Mahlukiyet olmasa o aynadaki taayyum ve teşahhus olmaz. Evet Muhittin Arabi o aynayı görmemiş. Ne yapsın adam? Çünkü çok ince sır diyor ustad. Ancak ustad gibi bir zatlar. Yani, yani ustad gibi bir seviye orada şiddetli zorundan aynaya bakamıyor. Niye? Güneş acayip. Nasıl desin orada ayna var? Adam haklı. Dedi ki Beşiriyeti orada güneş var Allah'ını seversen ne aynası diyor ya. Ayna mı gördünüz diyor. Nerede ayna var diyor. Alamak bir usta diyor ki çok ince nasıl görecek? <laughs> Ama güneşi oraya taşıyan mahluk ayna olmasıdır. Mahluk ya çok acayip bir şeydir yani. Kaliteli bir şeydir. Allah Resulü bir kere mahluk olamaz. Şimdi fakat o aynaya güneş denmediği gibi güneşe de ayna denmez. Nedir? Ondandır. Hem o ostur, o değildir. Hem o ostur değil, ezostur. Ondandır, ost değildir. Yani bu mahluk. Fakat insan bunları kullanmak için almıştır. Bedenini kullandığı insanlığını aldığı Ruhu, ruh, ruh alet diyor. Akıl aleti, ruh aleti diyor. 27. sayfa sözleri. Alet. Ruhunuzu niye kirlettiniz? E ben kimim? Vücudu halicis olmayan, haşa halik, halik taraf olmayan, halik değil, mahluk da olmayan, vücuda yoksa cebir olan. E nedeniyle o şey ama bunları hep kullanmıştır. O kadar kullanmış, o kadar nüfus etmiş ki buna buna ben demiş. Buna ben demiş. Bu ben olmadığım gibi bu da yok değildir. Yani bu buna ben demek ne kadar yanlışsa bunu yok saymak da o kadar korkunç yanlıştır. Şimdi iradeye gene devam ediyorum. İnsan kendisini ne kadar tanırsa o kadar cebri uzaklaşır. O kadar cebirden uzaklaşır. Yani ene de irade, taayyum ve teşahhus ederse şualar dokuz, 9 ene de Allah'ın iradesinin aynadaki güneş aynadaki güneşe güneş denmez. Ama mustakil vücut da vermez. Ondandır o değildir. Nedir? Ne aynıdır ne On 16. sözde ene de bir ayna gibi düşünüp orada Allah'ın subutu sıfatları iradesi, ilmi, sen, basar, kudret, hayat, taayyum ve teşahhus etmiş. insan işte o enedeki taayyum ve teşahhus etmiş iradeyi merkeze koyarak o merkezde baktığı zaman mutlak hürriyet oradan geliyor, cebri kalkıyor. Cebir oradan kalkıyor. Yoksa kaldıramazsın cebir. Yani nereye koyarsanız koyun verilen verilen bir şey verene karşı mutlak hür olamaz. Bir daha verilmiş sevriyet Vermişse sana birisi gene o mutlak hürriyet değildir. Ha, o zaman e, hani demiş ya sığmadım ben kainata. Kainatın içinde olan insanın kalbine sığdım. E, kainata sığmayan, kainatın içinde olana nasıl sığar? Demek ki bir mekansız mekanı var. O da ene. İşte o ene de Allah'ın iradesi taayyum ve teşahhus ediyor. Taayun ve o teşahhus etmiş ustadın tabiri orada sıfatlar taayun ediyor diyor. Taayun ve teşahhus etme eden o o irade benim değil. Ben değilim. O da değil. Aynadaki güneş ben güneş gibiyim dese olur mu diyor ustad? Ne kadar zulüm olur. Ama müstakil bir vücudum varsa dese de olmaz. Aynadaki ayna enedir. Aynadaki güneş iradedir. Ondandır. O değildir. Mutlak hürriyet oradan geliyor. Yani güneşin hasreti o hürriyet cebirden bizi kurtaran orası. Onun için risa şeyde Risale-i Külliyatında buna intikal etmek üç risaleye felsefeyle, düşünüşle, normal kafayla varılacak üç tane eser var. 18. mektubun filistesini yazar. 1 29. söz, 2 30. söz, 3 24. mektup aklen, ilmen, fikren yazılamaz. İşte bu ene de bahsediyor. Eneyi ben iradeyle ile şaptım. İrade çok tuhaf. Yani öyle irade bir tercih sistemi değil abilersin. Yani tercih evet ama değil. Ee, i̇htiyar harici inşa. Harici inşa dahille. Veya hariçten batını inşa, dima ihtiyar. İrade ise gaypla melekut melekut alemiyle kendini inşa etme sistemi içsel yapılandırmayı irade yapıyor. Devam ediyorum. Ee, yani irade kadere aşkındır. 10 On dakika onu konuştuk. Çünkü demiş sıfatı subutiyede kader yok ama irade var. Sıfatı subutiyede ne var? İlim, irade, sen basar, kudret, hayat, kelam. İr kader var mı? Yok. Allah Allah. Yorum? Peki kader nedir? Hali ve vicdan nedir? Başka ne diyor tarifte? İlim nevindendir. İlmin kendisi değil. Ha, i̇lim sıfatı sıfatta. İrade de. İrade kadere aşkındır. Yani, fark adam, fark ve i, ilimle aynı makamda irade kade, kader de ilim değil, ilim nevindendir. İrade vicdanın işlevliği Bak irade neymiş? Vicdanın işlevli kade, kader de hali ve vicdanidir. Yani e, vicdanı işleten, işlemesinden e, irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Peki nasıl oluşur? İrade ile ibadetullah. İbadet yaparak irade aktif olur. İrade aktif, aktifliğini ise A eşittir, B ise B eşittir A. İrade güçlü oldukça i, ibadetullah. İbadetullah oldukça irade güçleniyor. Ee, sonra zihin, marifetullah, marifetullahla zihin. His, muhabbetullah, muhabbetullah Allah'ta his. Latife-i Rabbaniye, müşahadetullah. Allah kendisini açarak huzurla latife-i Rabbaniye açılıyor. Bu bütünsellik gücü irade. Vicdani içsel bütünlük irade. Bu kaderi kapsıyor, kapsıyor. kapsıyor. Kasıyor. Çünkü e, kader hali ve vicdanidir. Hali. Halet. Haletler bütünü de ruha aittir. Vicdanın bir mülk diğer melekut tarafı olmakla beraber ee, nereden vardım? Bakın abiyle ben bir şey yapmadım. Yeni vasıtasıyla üniversitedeki e, bu gavurların vicdan hakkında Fransız, İngilizlerin daha çok, Alman çok az. Vicdan hakkında ne yaz? Okudu makaleleri. Belki de 20-30 tane. Körü körüne yazmadım bu cümleyi. Kula, Kulası edeceğim. Sonra İslam filozofları. İbn-i Sinan'ın. Şunun bunun şeyini okudum. Okudum. Vicdan hakkında ne diyor? İki ana fikir çıkıyor abiler. Ben sizi toparlıyorum. Bir, ben küllattan bulduğumu da size söyleyeceğim. Diyor ki Avrupa filozoflarının kahir ekseriyetle diyor ki Freud başta, Jung da başka. Ee, vicdan denen bir sistem yoktur. Ee, ahlaki hassasiyete denilir diyor. Ee, diğer Avrupa filozofları ve İslam filozofların tamamı vicdan bir sistemi var, eğitilebilir diyor. Eğitilendir. Tamam. Şimdi dolayısıyla içseldir diyor. Hiçbir tanesi dışsal demiyor. Şimdi bazı filozof topluyorum. Vücudu yoktur diyor. Bazılar diyor ki vücudu var eğitilebilir. Ona bir kavram getirdim ben külliyattan. Vicdanın bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı. Mülk tarafı mahluktur, vardır. Melekut tarafı vücudu seninle belirlenecektir. Vicdan bir mülk, bir de melekut tarafı var. Örf, anane, kültür, gelenek, adet ve eğitimle melekut tarafımızı inşa et. Mülk tarafımızı örf, anane, kültür, gelenek, ilimle eğitiriz, malzeme veririz. Ama melekut tarafı nedir? Fıtrat asliyedir, yazılımdır. Onu biz oluşturmadık. Avrupa filozofları diyor ki vicdan denen bir sistem yoktur. E, ahlak, ahlak içindeki doğruluk ve yanlışlık yargıcıdır der. Onlar şuna duruyor. Avrupa filozofları mahkemenin kendisidir, vicdandır diyor. Bazıları yargıcıdır diyor. Çok az kısmı güya onu taklid İslam bazı filozofları mahkeme ve hakimi de cem ederek mahkemenin bütünüdür demiş. Salihinden benim şey yapabildiğim, e, vicdan fıtratı selimedir, fıtratı asliyedir, sistemdir, iradezi, nis, latife, rabbaniyedir. Fakat bunu örf, anane, kültür, gelenek, eğitim, yaşantıyla biz onu eğitiriz, at eğittiğimiz gibi onu yapılandırırız. Günahlarla da körletiriz, kaldırırız. Kapatırız, katmederiz üzerine. Onun için mülkten beslenir. Melekutu bizde alakası yoktur. Yazılımdır, sistemdir. Vicdan. O dolayısıyla böyle bir kavram getirdik. Vicdan bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı var. Dolayısıyla o onları da barıştırmış oldum. Yani vicdan mesela diyelim ki vicdanı şeyler yaparsak vicdansız işte günah işlersek vicdan körlenir vicdan kalmaz. kalmaz. Yani eğitim kelimesi derken ki biz müdahale ediyoruz gibi. Ediyoruz abi. Mesela ibadet yaparak ibadet yaparak vicdandaki iradeyi Allah'ın dostunu dost düşmanını düşman yaparak e, vicdandaki hissi te, ilim ve tefekkür yaparak vicdandaki zihni. Ee, böyle bütünlüklerle de böyle bunlarla meşgul ola ola kapıyı vura vura 5-6 sözlerde e, o alemde iadeyi ziyaret eder. Yani vicdan böyle itilir Bizi bırakmış. Daha önceki derslerimizde de şöyle dedik ama sanki abi, Yani biz onu değiştirmiyoruz. Ama üstüne... Abim e, yani elbette ki bunu... Bunu kast ediyoruz be abi. Biz onu değiştirmiyoruz ki. Malzeme ver, üstünü açıyoruz kaşırı, ha, tamam, 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 tamam. Üstünü, yani. tamam. üstünü açmak. Tamam, üstünü açmak. Tamam, edemiyoruz yani. Ha. yani i̇stifade ediyoruz. tamam. Açıyoruz. Heh, heh. Üstünü açıyorsun, battaniyenin üstünü açıyorsun. Yani eğitmek demek, yani onda var olan o istidadı açığa çıkarıyoruz. da ben eğitiyorum. Ha, o kadar. Önce, i̇badetle irademi, irademle de ibadetimi çoğaltıyorum. A eşittir B'si, B ise B eşittir A. Vicdanda ne var? İrade var. İşte nedir sonucu? İbadetullah. İbadeti ben yaparak, tevcüte kalkarak ondan sonra iradem güçleniyor. Ee, Yahudilerin dediği gibi. Müslümanların bir ay orucuna mukabil biz Yahudiler 10 gün oruç tutsak bu milleti bir diyor ümmetçilik yaparız diyor. Hepsi böyle pırçık ya. Ramazan orucuna bağlıyor Yahudi düşünürü. filozofun yazısını okudum ümmetçilik olmaması, herkes bölük pörçük olması, yalnız bizi bir araya getiren korkudur demiş. Yahudileri bir araya getiren korkudur. Müslümanlar bir araya getiren ümmetçiliktir. Onu da diyor Ramazan yapıyor diyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir filozof değil mi? Ne kadar da doğru söyledi ya. Yani. Doğrunun bir parçası değil. Hakikaten biz İslamiyet'in kıymetini fazla bilmiyoruz gibi geliyor bana ya. Değil İslamiyet'in. Ağır ama biz Allah'ımızın kıymetini pek bilmiyoruz. Elimizdeki nimetinin kıymetini bilmiyoruz. Allah'ımızın kıymetini. Nasıl bileceğiz? Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Allah'a kanaat edemiyoruz. Yeni araçlara giriyoruz. Sen oraya giderek bu şeyden kaçtığını mı zannediyorsun? Seni bırakacağım mı zannediyorsun? Gözüm senin üzerinde. Bir de bir açıdan yani. Tamam. namaz olabiliyor ama oruçta kalkıyor. Tamam, ümmetçiliktir. Onu yazıyor tabii, ümmetçiliktir. Ya bir tuhaf ya risale -Nün. Hani bu bildiğimiz şeyler ya. Subuti Suvatlar bu garip ya. Külliye tuhaf ya. Her sene hmm. <laughs> yeni okumak gerekiyor. İmam Azam bir şey öğrenmiş. 40 senelik namazını kaza etmiş. Ulan ben kazayı kaza etmeyersken o bir, bir, bir eksik veya noksan veya az bir bilgisini arttı diye kaza ediyor. Lan onun imanına bak, benim imanıma bak. Yeni bir şey öğrenmiş, bir 40 senelik namazı kaza etmiş. Parmağı ilerlemek. He? Parmağı ilerleme... Parmağı? Yani ayak parmağından ilerlemeyi biliriz. Öyle mi? O mu? Her şeyden yapması, yapması. Nasıl yapmış? Her yapıyor diyor. Her yapıyor. O yüzden kaza etmiş. Yani biz böyle üstten yapıyoruz. O dışarıdan olması mı lazım böyle? Aşağıdan. Aşağıdan. Nasıl yapacağım aşağıdan? Şöyle Ha böyle. O ha böyle. Böyle böyle yapmış. Ya, deme deme. <gülüyor> <gülüyor> deme deme. Peki bu bana neyi götürdü? Bunda atsiyetime hayır olamaz koymadım. Ben kazamı kaza etmiyorsam, o bir edep ve adapla ediyorsa ben utanıyorum. Kaza olup da başlamayana yazıklar olsun. Yazıklar olacak zaten. Vallahi kılacak. Gördüm ki. Olumsuz hiç insanım. Ya burada kılacak ya orada kılacak. Başka hiç şansı yok. Bu iade edilecek. Ama bir kaza 81 sene mi diyor? 83 sene e, bastığın zaman diyor rivayette. Saç beyin kaynayacak diyor. Dünyanın bin senesi ahiretin bir günü. 83 yıl bir kaza namazı. Ama başlamış da bugün başlasan Yarın ölsen bitmiş gibi muamele göreceksin. Bu rahmeti de böyle. Bugün şimdi başladın, şimdi söz verdin, şimdi namazdan sonra e, bir kaza tamam dedin, yolda gittin öldün. Tamam bitti, O ödermiş gibi. Böyle bir din dinimiz var. Ya yerde başlama. Vallahi ya burada kılacaksın ya orada kılacaksın inan. Hayır, bu merhameti görmez. Gider saçma sapan şeylerde ya bu cebir değil mi? Bak bunu görmüyor, Kör Bak şimdi bu kadar namazı e, devam edeyim. Ha? O şey, de işte, başka sene, Şöyle, dinimizdeki şeyde ilmi usulü dinde kaydedir o. İşaret icazda da var. İşaret icazda mesela diyor ki işaret icazda e, altı tane şeyle izah ediyor. Yani eze, ebedi, cehennem ebedi nasıl adalet olur? günahları 60 sene günah işleyen bir insan, insan ebedi cehennem nasıl adalet olur? Behemehal bu yaşasaydı diyor öyle geçirecekti diyor. E, hayır da öyle yani. Kim hayır ne açarsa o kıyamete kadar yapmış gibi oluyor diyor. Kim şer açarsa da öyle diye kaydelerden toplamış. E, Fıtrat-ı asli, e, vicdanın bir mülk var. Bir melekut tarafıdır. Melekutu bizimle alakası yoktur. Yazılımdır, sistemdir biz onu örf, anane, kültür, gelenek, eğitim, ilimle besleriz. Yani üstünü açarız. Mehmet abi düzel tatamam. Hakikaten düzel. Fıtrat-ı Selim'edir. çok özür dilerim. Söyle evet. Şimdi siz haklı olarak bu cemaati bir alıyorsunuz. Ama bu dersler hiç alakası olmayan insanlar tarafından dinleniyor. Doğru. Onu düzeltin için, abi. Onun için düzeltiyorum. Evet mesela. Yani ben anlamadığımdan değil. Evet. Şeyde dedi ki birisi meleklere şöyle dedin dedi. E, Tabi değil konuşmada oluyor hemen düzeltin. Mahluk olmaz olur mu? O makamda e, anlatıyorsunuz, o halete bürünüyorsunuz. Evet. Bizim gibi de, de... Ve kelamı hiç farkında değilim. Evet. çoğu bu, bu, halet olduğu zaman, o boyut olunca anlayamıyorum. Mesela şu taim ve teşahhüs şu alarda görün, onun lugatı hiçbir zaman vermemişim, veremem de. Taim ve teşahhüs veremem. Zaten onu anlayan o, o, işi o, kadar. Kim diyebilir diyor Lugat'ı. Ustad o ayeti koymuş. Koca Fatiha'yı değil. Şu ayeti diyebilen de taayyum ve teşahhus ediyor. Mutlak hürriyeti haz eder. Haz haz. İyâke nâbudu ve iyâke nesteyin. Çünkü gaybane imandan hazırane imana geçmiş. Ben sen. Miraç olmuş. Taayyum ve teşahhus edip eden benden ortaya çıkan Ebedi vücutlar abi. O da ben değilim ki ya. Mahluk O da mahluk değil diyorsunuz. Bak kardeşim, bak mahluk ve halik. Buradan. Evet ama mahluk da olmuyor. Abi. Evet ama e, Mahluk olmuyor deyince buralara vuruyor. Öyle din evet. öyle anlaşılıyor seni dinleye yani. Evet. Mahluk deyince vacip zannediliyor. Berzat demek ki Berzat kullanacaksın devamlı. Berzat. berzat kullanacaksın yani. Mahluk değil ama berzattır yani berzah var ya ben uydurmadım ki tövbe estağfurullah ya. Ama bu usul, usulde yürüyeceksin. Usul olmasa kesinlikle vurursun. makamı değil mi o? Evet, kabuk kafse makamı tabii. Yani insanın böyle hani hep derim böyle. Sanki Kur'an'da ben Kur'an okuyorum ya. Böyle Kur'an'da, Risale'de var ya. Sanki Allah'ın bir rakibi var. Tövbe tövbe tövbe. Sanki Allah şeytanla boğuşuyor. O alt üst, o alt üst. Böyle bir rakip gibi görüyor. Kur'an'da hani Risale'de var. Risale'de hani şey yok. Yani şeytan sanki Allah'ın rakibiymiş gibi. Sanki onlar şey yaptıymış. Böyle bir senaryo tiyatro var yani tamam mı? Bununla diyor yani yani vacibi şeytanla böyle pek yakıştıramıyoruz. Bununla diyor Ustad Hazretleri Şeytanı yüceltmiyor. 13. lemada hmm. insanın hakikati mahiyeti var ya onu yüceltiyor onu kutsuyor düşmanını insan adına mücadele ediyor Cenab-ı Hak insan adına insan denilen sistemine insanın mahiyeti ve hakikati adına o bir onu bozan sistem bu sistemi bozan şeytan bir sistemdir Ha bu, e, sureti şeytandır şu adam. Kanuniyeti nedir biliyor musun? Azazildir, içsel yapısıdır. Hakikati ise şeytan çalakası alakası yok. Mudil esmasıdır. Esmadır. Esmasına karşı esmasını çarpıştırıyor be kardeş. Mudil esması vücut haricisi şeytandır. Nur esması vücut haricisi melektir. Vicdanın bir mülk diğeri meleku tarafı olmakla beraber mülk tarafını örf, anane, kültür, gelenek, adet, eğitimle meleku tarafı ise fıtrat aslidir, fıtratı selimedir. Bozulmamış fıtratı, fıtratı vicdan senin eğitimine ihtiyaç duymaz. Senin eğitimine muhtaç olmaz. Niçin? Çünkü vicdanı biz halk etmedik tövbe o bir sistemdir. Akıl biz geldik kullanıyoruz. bu kahveyi kullandığımız gibi. Ben yaratmadım ki aşağı. Ben inşa etmedim ki aşağı. Yok ben kullanıyorum. Aklı kullandığımız gibi, bedeni kullandığımız gibi, ruhu kullandığımız gibi vicdanı da kullanıyoruz. Muhammed Ahmet'i ya da Ahmet Muhammed'i şey yaptı mı? Vicdanını böyle hani dediniz ya vicdanı eğitiyoruz. Ahmet Muhammed'e iman etti dediğim zaman ortalık bir karışmıştı. Ben <laughs> de Evet Zeytinburnu'na. Ahmet beşerdir, beşeriyettir, babadır, komutandır, peygamberdir. O da sizin gibi bir beşerdir diyor ya Kur'an'da mealen. Mealen söylüyor. O da sizin gibi bir beşerdir. Bu Ahmet ama Muhammed o değil. Nuru Muhammed'i kain Mesnevi'de söylüyor. Ee, i̇sme ve itibariyle kainatın şeyidir. E, çekirdeği astisidir. Ama beşeri itibariyle meyvesidir kainatın. Onu altında da şöyle diyor. Ee, i̇smi evvel itibariyle mazruftur. Kainat zarftır. Beşeriyet itibariyle kainat mazruftur. Nuru Muhammed'i içine aldığı için o mazruftur. Mesela çekirdeği esas alsanız kökte çekirdeğin dışa vuruşudur ağaç. Meyvedeki çekirdeği alırsanız ağacı dişini içine alandır. Kökteki çekirdek içi dışına çıkmıştır, ağaç olmuştur. Meyve ise dişin içine almıştır. Onu ismevel bakılırsan kainatın astıdır der. İsmi ahir itibariyle kainatı meyvesidir der. İsmi zahir itibariyle kainatın o hakikatıdır. Batın itibariyle alemin, gayb ve melekutun sırlar aleminin şehrinin sultanıdır Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sırlar aleminin Allah 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 mülk tarafını ataları tecrübelerini aktararak filozoflar demiş ya yani atalardan kazanılan örf analeler kültürler gelenekler aktarılıyor ama bu diyor Avrupa filozofu ahlakı oluşturur diyor. Buna vicdan diyorsunuz diyor. Müstakil bir yapı vermiyor ustad gibi. Hayır ee, mülk tarafını örf, anane, kültür, ataların gelenekleri, tecrübeleri aktarılıyor. Din aktarılıyor, kültür aktarılıyor, faydalı ve zararlı şeyler aktarılıyor. Bununla eğitiliyor ama bu vicdanı yaratmıyoruz haşa. Vicdan var olan sistemin içeriklerini aktif ediyoruz. Üstünü açıyoruz. Kalpteki latife-i insaniye, Kendisinin insan olduğunu bilen sistemdir. Hani Kur'an'da bilmana ben Allah'ım en Allah. insan da ben insanın bilincini latife-i insaniye, kapteki latife-i insaniye sana bildiriyor. Aman, aman yarabbi ben insanım. Yani ne demek? Muatabi ilahiyim. Yani en cami Allah'a aynayım. Yani Allah'lık hakikatının en zirve mahluk tarafıyım. Ademi tarafıyım. Vücudu da en camit, en kesif, en sakil. Esmaların en donuk tarafıyım. En uzağım. Benden uzak kimse yok. En cami. Karanlığın şiddeti gibi, nuru gözüktüğü gibi. <laughs> Hayt ise miracın hakikati budur diyor. Evet. Aynı. Şöyle şu, şu diyor. Bu e, mekte ve Monta'nın haydi itisalidir. Evet. Hakikati, miracın hakikati bu. <laughs> evet, çok acayip. Vicdan dengeli olma nispetinde insan kendini dengeli ve tutarlı kılar. Vicdan ne kadar dengeliyse o kadar şey olur. Bugün risa e, şeyden bu toplamalarda şimdi ben burada duruyorum. <laughs> şeye gireceğim. E, hemen vicdandaki metinlere. Burada durayım. Evet sayfa. Burada dur çünkü vicdan ne kadar dengeliyse o kadar insan dengeli. De kim dengesiz? Vicdan ne kadar dengesizse o kadar dengesiz. Mesela hisler dengesiz. Vicdandaki his. Vic Hislerin merkezi vicdandır. Dimada kendisini his ifade eder. Kendisini dimada his ifade edince biz orada müstakil bir his zannettik. Hislerin yeri vicdan irade, zihin, his, latife Dimada ne? Kuvalar, kuvvetler. Me, düşünce güçtür, sonuçtur. Bakın ne düşünüyorsanız ona dönüşüyorsun. Kuvvedir. Dön sizi dönüştüren değil, dönüşme anıdır. Düşündüğünü oluyorsun. Mutlu olmak istiyorsan onu düşün. Düşündüğüne dönüşüyorsun. Hayal, hayal seni bir yere götürmüyor. Hayal ettiğin şeysin. Hayal dönüşümdür. O oluyorsun. Ne hayal ediyorsunuz? Cinsellik, gada, pidet, öfke. Hem oluyorsun hemen. Evet vicdan sayfa şu. Size sır insana göndermiştim. Sır insana göndermiştim abiler. 100 sayfayı söylüyorum. Geçen hafta atladığımız bir yeri okuyacağım. Şurayı atladık. Siz hemen sır insana girin. Girdiniz. Sayfa 159 sır insan. Sözler 732. Kalp ile vicdan mahalli iman. Allah Allah. Bak hele. İmanın yeri kaptır. Ee, vicdan dedi. imanın mahiyeti var. İmanın hakikati var. İnançe imanın mahiyeti var. İmanın hakikati var. İmanın kanuniyeti var, İmanın sureti var. İmanın mahiyeti imanın yeri kaptır. Hakikati vicdandadır. Eee kanuniyeti dima ve itikattır. Eylemsel veya sima, sis, sesler ve davranışlar imanın suretidir. Mahluk tarafı bu. bak kalp ile vicdan mahal iman. Hats ile ilham delil iman. Bak. Bir hissi sadi. Mesela ulvi, kutsi şeylere ilham niye gelir? İmanı olana gelir. Şeytani şeylerde onun o ilham eder. Hat mesela Suratlı bir şekilde intikal. Hiçbir şey yok. Yani tak tak geliyor. Yani hat. İlham ise ilham öyle değil yani. Cenab-ı Hakk'ın insanla konuşmasıdır. Yani hat domadır. Fıtratın kendisini ifade etmesidir. İlham ise bir şey daha önce veya o anda bir Cenab-ı Hakk'ın ona cevabı veya konuşmasıdır. Delil iman. Mesela İmanı olanlara bak size kutlu, mutlu edecek şimdi şeyi. Böyle ulvi şeyler ilham olur ya böyle. Allah irade budur. Araba kullanırken gideceksiniz ya şimdi böyle. Allah Allah. Bunu deseydim keşke ya. Bu aa vicdan çok sağa bunu bir yazayım. E Yazılsan telefona kaydedeyim. Böyle ulvi şey geliyor ya bu ilhamsa delil iman. İmanın olduğuna delil. Anladık mı burayı? Bu müjdedir ha. Delil iman. Abi hat şey midir? Sizden bazı hiç haberimiz yok. Bizim hiç alakalı yok. Bir bakıyorsun bir mesaj geldi. Ha ha onunla alakalı. Ohat. hat. O, had. o had. Sen benim dışımda. İlah. E, o... Bir mesaj yazıyor. Bir yere gönderiyorum. O bana cevap gönderiyor. O başka bir zaman veya o anda cevap. Değil mi? Evet. Hissi nedir o? Hissi sadis. Nedir sadis? Altıncı his. Ee, tarik iman bu. Yani imanın yolu bir. Beş tane şey ya. Sayka ve şayka diye yedi tane şey yapmış. Rüya bahsinde. Duyguyu ustad yediye ye çıkartıyor. Se göz, kulak, el, burun, dil var ya beş tane. Evet. Sayka ve şayka. Sayka ve şayka diye iki tane de duygu var. Bu e, hads ile ilham ayrı bir şey. İmanın şeyi, Deli. delili. İmanı olana ilham ve hat gelir. Geliyorsa delil nedir? İmanınız var. İmanınızın onaylanması anlamına geliyor. Nasıl ki Kur'an'da Allah'ın evlerini ancak kimler yapar? Allah'a iman etmeyenler yapar mı? Allah etmeyenler. Yok. Allah'a iman edenler yapar. Bununla neyi gidiyoruz? A eşittir, B ise B eşittir. Allah'ın evlerini kimseden bir şey beklemeden ihya ve inşa edenlerin tapusudur. O bina imanının tapusudur. Çünkü Allah diyor ki ancak Allah'a iman edenler Allah'ın evini yapar. Ya nasip. Fikriyle dima bekçi iman. Bugün beni hiç konuşuttmadınız abi. Vallahi patlayacağım. Hiç konuşmadı peki. His, vicdanda mı abi? His <laughs> Evet. Değil mi? Peki hisler. De... Vicdanın dışında başka bir his yok mudur? Abi? Nedir o? His değildir. Başka şeydir. Evet. Ruh da latife, de, kalpte, duygu yok başka bir yerde. Şu da söylemek Yok. Işte. Asıl itibar, menba orası. Tamam. Histen kopup olanın çektiği acı da bir his değil midir abi? He, o acı his değildir. Kuvvadır işte bu. Kuva. Hmm. O, odur. Ona dönüştün. Hmm. Yani bir şey oldu da olmadı. O oldun işte. Hmm. Yani fik, niye psikolojisi bozuk? Psikoloji... Düşünce kendisi sonuçtur. Düşüncesi bozuk olduğu için kendisini kötü hissediyor. His kötü hissettiği için böyle oluyor. A eşittir B, B eşittir A eşittir. Kuvadır. Sonuç değil, sonuçtur. Eylemseldir. Kuvadır. İsteğil o. Fikir ile dima, fikir ile tasavvurda e, komplesi imanın bekçisidir. Hissi sadis altıncı istemişiz. Nazm-ı mani yaparsan bunu buna. Yaz yazarım bunu. Kalp hatse fikir tarik iman. Vicdan ise bunu yazmam lazım. O şey nerede? O saç bunu koyma şeyi. Ver abim. Abi çok garibime gitti. Buradan ne çıkarttım biliyor musun? Ee, yazayım de şey psikolojiyle alakalı. Hemen doktoruma bakıyorum. Yeni bir şey, gerçi bir derse zikrettim. Belki de en fazla iki derse zikrettim ama bir kayıt heyecanlandım araba sürerken. Sultanbeyli gişelerinde Allah nasip etti araba kullanıyor tekti. Orada onu kullanacağım şimdi size. Çok acayibime gitti yani. Onu inşallah dur. E, hat, i̇nşallah unutmam. Şunu bir yazayım. Vicdan e, hat ilhamdı galiba. Fikir yerine ne demiş? Yok şey demiş. Dima. Ha. Dima da. Dima Allah. Bekçi iman. Bek. Çi. Doğru yazmıştım. Ha. İşte kafa. Bak abi. Bak kullanırsınız. Çocuğunuza, eşinize, akrabanıza. İlk önce kendinize. Abi psikolojim bozuk. Elem maziden. Korku gelecekten. Lemalarda söylüyor. Hayat bahsinde. Korku nedir? Yaşanmamış, yaşanabilir. Yaşanmışsa elemdir. Mazinin elemleri, geleceğin, istikbalin korkuları diyor. Bak bir şey geçeceğim, bunu biliyoruz. Yeni bir şey anlatacağım, o oraya gelsin. Mazi, halde yaşanma hali. Elem. Psikolojik bozukluk ise mazi desin. Onu nasıl tamir edilecek? Tövbe, istihbar, nedamet, kusurunu derut etmek, dua. Dua, tövbe tamir oluyor. Ve ümit yapıyor. Yeisi kaldırıyor. Tamam. Geleceği teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Teslim, seleme, doğru yaşamak. Tevekkül, doğru düşünmek. Allah'ın sana biçtiği işte, role kanaat etmek. Bu itimat, e, kanaat. İtimat ise Allah beni benden daha çok seviyor. Ona tamir ediyorsun. Şimdi buraya kadar tamam. Eğer e, şimdi diyor ki münafık bağısında. Göz, dima bağlı. Dima gider verileri. Her şey. El, buraya götürür. <laughs> buraya götürür. Ee, şey, <laughs> buraya götürür. Tek bir tane kulak, dima götürmeden direkt kalbe iner. Kalpte direkt dedik ama kalp değil, vicdana iniyormuş. Hisse iniyor. Hisse indiğini gördüm. Kulak, he. <laughs> fikir. Tamam. Şimdi abiler. Eğer ateş varsa ateş yanma eylemseldir bu histir vicdaniyattasın vicdan seni konuşuyor yeni bir şey bu o e, fikirler yani şeyler sesler burayı yakıyorsa eğer bir şey hatırlıyorsanız veya bir şeyi düşünüp de seni şey yapıyorsa fikir, dimadasın. Yani kafadaki düşünceler sonuçtur. Kendisi bir şey vesile değil. Kendisidir. Düşünceler ona dönüşür. Eğer yanıyorsak böyle yani hissi, hissiyle fikri farklıdır. Nasıl hayır dediğim? Siz de şey yardım edin. His Böyle yakar, böyle vicdani, his vicdanidir ya, böyle pişmanlıklarla beraber, pişmanlığı taşıyarak, tanımlayarak, keşkelerle beraber. Yani ondan anlarsın ki bu yakmalar, bu azap, yanma şeydir, kefaret oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiriyle vicdan azap Müslümanın günahının kefaretidir. Aynı suç Allah iki defa ceza vermez. Vicdan yakıyorsa bu suç orada kalmıyor. Meslevide geçiyor bu. Ha, vicdandaki o yanmalar kefaret olduğunu yani keşkeleri barındırdığı için bu hissidir. Bu vicdanidir. Tamam. Bu nedir? Mazidesin his maziden. Eğer e, psikolojim bozuk, dalganım, dağlandım, fırıçam, kıracağım geliyor falan, her taraf şey söz her tarafı kırıp uç yapıyorsam, his değil bu. Bu fikir değil. Kuva. Fikir, fikir, fikir dima. Kuva demek güçtür, kuvvettir. Yani bir şey tanımlamıyor. Ona dönüşmüş. Eğer e, kuvay, kuveyi gadabiyeler, kuveler yani vurmalar, kırmalar, gadaplar, şeyler, öfkeler, nefretler böyle cevap verme böyle fiki böyle içeride bir güç hissedersin öyle. İlle boşanmak istiyorsun bu şeydir. E, his ise saldırma olmaz, harice şey yapmaz, içeriye çekilir, yanar böyle. İçten işten yanar. İçten yanmalı böyle. Yandıkça yanarsın. Ama yandıkça da günah affedilir. Günah affediyor. O yanmak, yanmak için değil, günahın vücudun ortadan kaldıran ateştir o. Oradaki yanmaya mukabil Müslümana ikramdır. Hatler cezayı affettirir. Cümle böyle külliyatta. İstese bakın. Nerede geçiyor biliyor musunuz? Habbenin en altındaki sayfada hatler günahları affettirir. Mesela kelbe diyor, e, necis denmesi onu diyor, eee yani şeyin cezasını alıyor. Nedir o? Çünkü köpek necis denmesinin sebebi de aldığı rızkı sahibinden zannetmesinin cezasıdır diyor. Böyle necis unvanı alması. Kedi diyor mübarek olmasının sebebi alana kadar sana yapar ama rızkı Allah'tan bildiği için onun için mübarek olmuş. Hatler günahları affettirir. Şimdi Fikirle, gelecekle olur bu. His geçmişte olur. İkisini tanımlıyorum. His harici saldırma yapmaz. İşte yandıkça yanar. Allah Allah, ne için yaptım ha? Yandıkça yakar, yand yaktıkça da günah kalkar. Yaktıkça yakar, yaktıkça da günah kalkar. Ee, fikir ise istikbala aittir. Oraya, bu geçmişe şöyle, böyle. Fikir e, düşünseldir, e, mal, geleceğe aittir. E, ondan sonra kuvaların aktifliğidir. Yani ifrat, ifrat boyutudur. E mesela diyelim, şuna bak ya, vefasız insan. His öyle değil bak. Nankör adam. Bu kadar da iyilik yaptık. Adama bak ya. Şu yaptığına bak ya. görüyor musun? Fikir yürütürsün. Yürüttükçe yürü. O ona bağlar. O onu bağlar. O onu oraya bağlar. Hep hariç dersin. Hariç dersin. Hariç dersin. Bu akıldasın. Fikirdesin. bu kuvadır. Geleceğe aittir. Bağladıkça bağlar. Hiç öyle değil. Bağlandıkça bağlanır. Bağlandıkça böyle kendisine dönük olur. içeride olur. Böyle. Bir sorsan nedir bilmiyorum. ya i̇şte. Fikirdeki haletlerde yoktur. Yoktur. Fikirde pişmanlık yoktur. Fikirdeki pişmanlık vardır. Harika. Pişmanlık Bugün en güzel cümlelerinden bir tanesi de bu olmuştur. Kayda geçecek bir şey. Evet. Fikirde pişmanlık yoktur. Fikirde iz takip vardır. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bağlar. Mesela nankör adam. Hiç de bir şey yapmasın. Dizine tutsun. Şu adama bak ya. Veya şu bir vesaire her çeşit yapabilirsin öyle. O ona bağlar, o oraya taşır, oraya taşır. Taşıdıkça azabın artar. Seni yakar mesela. Öyle nefretin artar. Bilmem. Bu kuva, kuva, kuva. Yani enerjidir. Ama histe ise pişmanlık, nedamet, kusuru derütte. De. Zaten dua ve tevekkül meylan hayra kuvvet verir İrfan. Tövbe ve istiğfar meylan şeri keser. Bu burada olduğuna delildir. Burada o e, tüm ülkeden geçip sağ heyecanlandırdı ya beni. Vay! His maziden yaktıkça yakar, yaktıkça da kaldırır günahı. Ha, bu budur, bu da budur. Bu ne oldu bana? Hem Allah hatsetti, hem ilham etti. Niye etti? Benim için değil ki. Söz vermiştik. Bana ver vereceğim. Bu karmaşa, iç belirsizlik var zannediyoruz ya, insanın içi. Et ve kemikten sonra belirsiz. Jung şöyle demiş, Freud böyle demiş, yeni asıl psikiyatristler böyle demiş, İbn-i Sina da böyle demiş, Farabi de böyle demiş. Asıl İmam Bediüzzaman da böyle bir şey koymuş. Bak Bediüzzaman her şeyi formülüze etmiş görebilene. Bu budur, bu da budur, bu da budur. Formül etmiş. Yani belirsizlik bir şey yok külliyatta. Her şey bellidir. Formül edilmiştir. Kainattaki matematik gibidir. Gözükmez. Her şeyi o gösterdiği için. Her şeyi gösteren kendisi gözükmemesi lazım. Bütün fenlerin temeli matematiktir ama ortada yoktur. Matematiği gören yoktur. Matematiğin vücudu haricisi yoktur. Kendisini vücudu haricilerle ifade eder. Fizik olarak, kimya olarak, efendim makine mühendisi olarak. Her şeyi gösterir, kendisi gözükmez kendisinin nefsül emriyesi yoktur. Vücud haricisi yoktur matematiğin. Üç yoktur doğada. Üç tane elma vardır. Üç tane ayakkabı vardır. Üç yok. Ee, Bing Bang mesela diyor. Sıfır zaman, sıfır mekan. Bak, e, hiçbir şey yok ama bir matematik var. Sıfır matematiktir. Sıfırdan eksi de var yani. Eksiye doğru. Eksi bilmem ne kadar bak. Matematik vardır. Ama bir Allah'ın kulu Allah'ı niye görmüyoruz sorarken matematiği ve zamanı niye görmüyoruz sormuyor. Zamanı ve matematik. Zamanım yok. Hep zamanı kullanırız. Zamanla yaparız. Zaman diyoruz her şeyi evirip devirip çeviren, hareketlendiren, öncelik ve sonralıkları veren zamanı bir Allah'ın kulu zamanı niye görmüyoruz? Nasıl bir adam bu adam? Tipi nasıldır? Yer mi içer mi? Kilosu var mı? Sormaz. Niye görmüyoruz demez. Matematik bütün fenleri temeli zeminidir. Ya niye gözükmüyor bu demez. Ama bunların sahibi niye görmüyoruz der. Aynı zamanda Allah niye görmüyoruz? Kendini sanki görmüş gibi. Kendini görmediği için diye cevap veriyorum. Allah niye görmüyoruz? Kendini görmediğin için. E ben bu değil miyim? Ha sen bununla mı ta şey yapıyorsun? Bu ben miyim? Benimdir. Bu ben miyim bu gömlek? Gömlekte ne farkı var? Benim yüzüm, benim gömleğim. Aynısın ben sahip çıkıyorum. Kendini gören Rabbini görecektir. Allah'ı ne zaman göreceksin? Kendini gördüğün zaman. Allah'a gözükmemesi görme isteyenlerin sorunudur. Gözükecek zaten sorunu değil. Amadır. Kainatı görmüyor. E sorun kimin? Amanın sorunudur. Güneşin ne suçu var? Her şeyi gösteriyor. Sen görmüyorsun yani. Şimdi Dima vereceğim Vicdan Bekçi İman. Şuraya bakın ya. Nereye gitti defter? Ha, Kefaretini de vicdan mı ödüyor? Ya da diman ayrı bir kefareti var. Onun da ayrı bir kefareti var. Nedir biliyor musun onu? İstikamet. Doğru düşünmemenin kefareti nedir, cezası nedir biliyor musun? Ku yakmaktır. Psikoloji sıkıntıdır. Yanıyorum. Of pof yanlış düşüncenin dişe vuruşudur. Ha. Çünkü ee, düşünceyi düşünceyi o ona bağlar, o dağına bağlar. İz takip ediyor. Sizi bir şey söyleyeyim. Süreka kimmiş biliyor musun? Okudum, bir kitabını okudum. İz takip ediyor ya. İz de böyle devenin kumdaki izi değil ha. Nedir biliyor musun? Acayip, garibinize gidecek ha. Ses gibi, kişinin karakterini, ilmi yapısını, akli verilerini de anlarsın ya kelamdan. İz takip edersen adam konuşunca bunun fikriyatını, vicdaniyatını, ruhunu, aklı melekelerini, içsel dengesini anlarsın kelamından. İz takip edersin. O süreka iz takip etmek demek kumları kaldırdığı halde devenin izi değil. Devenin izine bakarak kaç kişi deveye binmiş. Hatta o kadar ileriye gitmişler ki o devenin izi o üzerinde oturanın düşüncesini bile belirleniyormuş. Evet onu okudum aynen. Şu anda şunu düşünüyordu burada diyor Muhammed diyor. Bu bana ne getirdi diye sorarsan e, beden devedir, bedende oturan benim. Bedeni düşüncelerimle değiştirdiğim gibi deveyi de değiştiriyor. Vahiy geldiği zaman ağır bir şey mi vahiy? Deve çöküyormuş. Vahiy anında Peygamber Aleyhisselam devenin üzerinde ise deve çöküyormuş. Çok mu ağırmış? Mescitteki tabele Hazreti Ali takarken Allah Resulü onun omzuna bastı. Yani ya Ali şey yapamazsın dedi. Sen bas dedi. Estağfurullah ya Resulallah. ben nasıl sana basıp da ulaşayım? Sen bas dedi. Kaldıramazsın dedi bazen. Kaldırırım ben Allah'ın aslanı değil miyim ya Resulallah? Peki. Bastı o anda vahiy gelmesin. <laughs> Bak şimdi ama yere yapıştım diyor bir baktım ki diyor Kafasını görmedim. Arşa doğru gidiyordum. Aşağıya baktım ki ayağını görmedim. Arşı ferşe bağlamış bir ayet anında. İyi ki görmüş. Bu Bulegada anlatıyor bunu. Ne kafasını gördüm ne ayağını. Yalnız kendimi yapışmıştım diyor. Peki ayet nasıl bir şey? Vahiy nasıl bir şey? Ağır mı ki deveyi insan yeri yapıştırıyor? Allah Resulü'nün kaşlarında sarı terler. Sarı terleri siz bilmezsiniz. Sekerata şahit değilsiniz benim o ölüm imanı Kur'an okurken kişilerde şuradan kaşlarına şu üstten sarı terler geliyorsa imanlı öyle yani imanın bir alameti yoksa hemen ter gelince normal ter gelince imansız demeyin de yani kamil bir iman yani terlerime şuradan kaştan başladı mı can buraya gelmiş dikkat ederseniz can verilirken yukarıdan başlar, alınırken aşağıdan alınır ayaktan alınır şimdi devam ediyorum e, burayı geçiyoruz. Ezan okunmadı daha. Ezandan sonra bir yarım sen. Sayfayı çeviriyorum. Buraya atlamıştık. Sayfa açın abiler. defter itibariyle 169. oradaki metin mektubat 189 yazar. Mektubat 189. Aynı mana şualar 136. Aynı mana İnce Mestevi Nuriye 252 ve Mestevi Nuriye 184. sayfalarda. Bak şöyle. Şu sayfayı görünce böyle görürsünüz. Yani mektubat metnini aldım ama bu üç yer aynı manada. Okuyorum. Solunda kalplere ezvakı ruhani vermekle sol. Sol nedir? Gelecek. Sağ İslam'da ise Mazi. Solunda yani e, gelecek dediğim zaman lan nereden çıktın lan gelecek sol diyor. Heh. Alt veriler olmadıkça bunlar bir şeyleri kullanarak mesela şu derste konuşuyoruz ama belki de 20 tane toplama iyi kullanıyorum. 20 tane toplama. Mesela bir tanesi solunda yani gelecek şimdi. sonunda kalplere ezvaki ruhani vermekle vicdanları, istişad şahit göstermek, şa istişat ederek Barikallah dediren Kur'an-ı Mucizül Beyan'a hangi köşeden diye devam ediyor. Kur'an'ın altı ciheti varmış. Bir, arka tarafı Kur'an'ın. Bak, Kur'an'a bak. Arka tarafı açmış. Önünde ve hedefinde saadet-i inmiş. Kur'an'ın gayesi nedir? Saadet-i Dünya ve ahiret saadeti. Ahiret saadeti değil. Dünya ve ahiret. Üstünde sikke icaz parlıyor. Altında burhan ve delil direkleri varmış. İçi halis hidayet. Hidayet neydi? Hidayet. Hidayet neydi abiler? Toparlanın. Burak'tı. Hidayet Burak'tır. Burak neydi? Miraç Risalesi'ne diyor ki hidayet aynı Burak. Burak hidayete ediyor. Burak peki işaret edeceğiz da ne diyor? Hidayeti tanımlarken diyor ki hakkı hak, batılı batıl bilmekten gelen fikri ve hissi yapı. Buraktır ona biniyorsun. yani kalbi ve kalbi ve dima binmek. Kalbine ve dimana binen Burak'ına biner. Burak'ına binen hidayettedir. Ya. İçi halis hidayet. Sağ okulu istintak yani aklı konuşturuyor. Aklı bülbül yani. Ormanı konuşturan bülbüller gibi. Solunda kalplere ezvaki ruhani vermekle vicdanlar istişat. Risalede ve Kur'an'da sol taraf gelecek ahiret demektir. Yani ahiretteki acayipleri sonuç ha, Bu kadar çalıştık bir cümle söyle. Yani ahiretteki acayipleri kişinin vicdanlarında ve kalplerinde muaccel, taayyum ve teşahhus ediyor. Kur'an ile. Ahirette neler başımıza gelecek? Kaşkırete, cennet, cehennemde, haşir meydanında vesaire. Hepsi insanın kalbinde ve vicdanında acayip haleti ruhiyeleri Kur'an vasıtasıyla olmadan oluyor. Size bir misal söyleyeyim bununla alakalı. Bu bu cumartesi dersi değil. Önceki plak dersi vardı ya. Ben onu rüyada gördüm. Olmadan. Olmadan. Sonra ben buna e, ders olsun diye eee Ümraniye'de cumartesi cuma günü ders yaptım. Ama kimseye demedim rüyada gördüğünü. Fakat değildi o. Plak. 30. Lema'dan plak ders yaptım ama bu değilmiş. Ders yaptım. İçimde rüyam bu değil. Sonra Furkan dedi ki, abi dedi o dersi ben dinledim. Aslan buraya cumartesi aittir dedi. Ben o derste geçen cümleleri öyle geçti gitti. Muhatap da zaten yarısı da uyudu. Uyudu onun için böyle dima herkesi almıyoruz. Mesela bir uyudun, iki uyudun. Ciddi diyorum. Senin bir ikaz edin, bir gün ikaz edin. iki gün, üçüncü gün gelme derim. Çünkü aletimi bozuyorsun. Uyan almıyoruz, onu da diyeyim. Dima almıyoruz. Cumartesine gel. Çünkü buraya böyle bir yetkim var dimada. Ama cumartesi sen gelme diyemem. Pazar günü derim çünkü özeldir. Uyumayacaksın çünkü sirayet ediyor. Uyumayacaksın. Cumartesi ne yaparsa yap. Sonra bu dedi ki ben onu dedi manalan şekillendireyim dedi. Ben unuttum reyda. Tamam o plak Ustad Ustada mı Salih plak benim değil. Ama o yapıldığı ders. Sonra rüyada rüyada bakın. Orada olduğu için burada oluyor. Sözüm ondan sonra söyledim ben. Yani bu akılla söyleyecek bir şey değil. Burada yaptığımızda orada karşımıza çıkacak değil. Burada yapılanlar orada çıkacak değil. Orada olduğu için burada oluyor. Ama kadere vermeyin. Bak şimdi. Ders rüyamda şöyle bitti. İrfan bak çok tuhaf. Belki başka bir meselemizi halledecek. Ders bitti rüyamı söylüyor. Adam bir tanesi dedi ki. Abi dedi benim adım Mustafa tanıdın mı beni dedi. Rüyada rüyadaki. Yok tanımadım dedi. Dedi ki tekrar Abi ben Mustafa dedi ya. Nasıl tanımadın? Hani var ya bazıları model var tip yani. İlle tanıyacaklar. lan. Kaç kişiyle görüşüyorum. Nasıl tutayım seni ya? Kütahyalı Mustafa. Ha şimdi he. Şimdi ama burada on diyor. Ya dedi ki ya beni tanıman lazım dedi ya. Rüyada. sinir. rüyada senin Rüyadayım da. Sin, abi ben Mustafa şimdi beni tanıdın mı dedi. Sinirimden uyandım. Ve şöyle tanıdım mecbur oldum demeye. Tamam lan tanıdım tanıdım deyince böyle uyandım. Kalktım tanıdım tanıdım. Rüya böyle bitti. Sonra o dersi Ümraniye'de yaptım. Olmadı. Yani baktım rüya. Aa, tamam bu demek rüyaymış. o kadar haki, hakikat mı şey yapacağız yani rüyayı? Hakikaten mi? Bilir? Sonra bu şekillendirdiği aynı o megafonu gördüm. Aslında omegafon, o megafonu, Hopola var ya o rüyada vardı. Aslında benimkisi babamda vardı böyle bir teyp vardı böyle. Almanya'dan getirdiği plakla ilahi kuran şeyler vardı. Onu zannediyordum yani megafon ama böyle bir şey görmemiştim. Aa, rüyada aynı böyleydi. Bak şimdi bu rüyanın orada olduğunu, orada olmuş da biz burada ifade ettiğimize delir. Ders bitti. Hala rüyayı bilmiyorum. Unuttum. Aa, ders bitti. Oraya oturdum. Hafızın oturduğu yere oturdum. Adam bir tanesi geldi. Dedi ki abi selam aleyküm selam. Beni tanıdır mı dedi. Sen Ondan sonra yok. <laughs> Yok, Ben şimdi benim adım Mustafa dedi. Tanıdın beni? Yok tanımadım. Abi beni nasıl tanımazsın dedi ya. Benim adım Mustafa dedi. Metsup ya biraz. Yok tanıyamadım. Abi ben Kütahyalı Mustafa. Tanıdın mı şimdi beni dedi. Rüya tanıdın mı şimdi de. Ha o Mustafa mı son hala Kütahyalı Mustafa. Beni dersten sonra Allah diyor ki o rüyadaki vardı ya ha o ders buydu işte. Ha o Mustafa mı? Ha o ders. Onu dersi tanımak için bak, bak bunu alamet koydu ve onunla bana dedi ki burada olduğu için orada olmuyor. Orada olduğu için burada oluyor. Liyakata göre biz orada zaten yaptık sen burada ifade ediyorsun. Sen bir şey yapmıyorsun kendine vücut rengini verme. Aslında olduğu için olmayacak orada olduğu için oluyor. Pergeli oraya koyduk. Ama bunu gündelik şeyde böyle cebir var <laughs> deme. İstetmezse isteyemezsin. Sevemezsen sevemezsin. Bu akıl, akıl işi değil. Akıl burada. His işi de değil, vicdan burada. Kalp işi değil, kalp de burada. Bu ruh, ruh işi de değil. Başka bir iş. Yani orada hakikati, burada sureti. Hakikatsiz suret, suretsiz hakikat yoktur. 76 şualar. Hakikat orada olduğu için. Peki bu sana ne getirecek şimdi? Eğer sen orada bugün olmasaydın, bugün burada olmayacaktın. Bir daha. Eğer hakikatta orada olmasaydın, bugün surette bu koltukta olmayacaktın. Niye olmuş? Men yaşa liyakata göre. Ani ifade ediliyoruz. Ayakta durur, hayatlanır. Ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikate ismen eder, ondan kıymet alır. Ya. Kıymet medet yok mu ya? Sen kitapta yanlış mı yazıyor? Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Un çuvalından unu çıkar, yığılır. Lafız konuşma Manaya bakar, ona göre nurlanır. Hayat, bak, lafız manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret, suret, yani eylemse bu. Suret resim değil. Alim şad etti. Hakikata, hakikat esmadır. Hakayki şey sabit et on. bu gözükenler gözüktüğü için olac, orada olacak değil. Orada var olduğu için gözüküyor. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alemi şahadet dahi bir cesettir. Toplu alemi şahadet neymiş? Yukarıda dedi ya ceset ruha, lafız manaya, suret hakikata. Bu alemi şahadet neymiş? Bu maddi ve cismani olan alemi şahadet dahi bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Ne demek? Alemi gaybın perdesi arkasındaki esma ilahiye dayanır. Hayatlanır, istinad eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler, şu görüntüler, kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise, yani bu suretlerin hakikatları ise aynı anda, Esma-i İlahiye'den feyiz alırlar ve onların bir nevi gölgeleri, gölgeleridirler ve bu hakikat Risale-i katı ispat edilmiştir. Bu ne diyor ya? Okuduk mu hiç hayatımızda? Din adına kara kaplı, kaplerin uzantısı olan elleri öpecektik din adına. Ona hürmet etmek dindarlığımızı gösterecektik. O insanların o ellerini öpmek, sadakat, muhabbet ne kadar ifrat edersek o kadar Allah'a yakın ve cennete gireceğimizi zannederdik. Ya bak hele ya. Ya Rabbi bizi nur talebesi ettin Allah'ım. Sana nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Ama sen Allah'sın. Sen seni nasıl biliyorsan onu şefaatçi yapıyorum. Bize Müslümanlara öyle muamele et. Ara verelim. Veya devam edelim mi? So sonra ezan okundu biliyorum. 3 saat 20 dakika oldu. He? 3 saat 20 dakika oldu. E 3 saat 20 dakika. O zaman şu sayfayı bitireyim keseyim. Dur. Me, mektubat 190. 170 defter. Hem Kur'an fıtrat-ı selime cihetiyle musaddaktır. Kim? Kur'an fıtrat-ı selimedir. Şey selimedir. Onun için musaddaktır. Eğer bir arıza ve bir maraz olmasa her bir fıtrat-ı selime onu tasdik eder. Sıkıntı varsa Kur'an'ı tasdik edemezsin. Çünkü itminan vicdan ve istirahat-ı kalp neyi gösteriyor? Onun envariyle olur. Yani e, vicdanı itminan, vicdanın doyumu, süskunluğu. Biraz önce anlattım ya yanıyor da yanıyor. E, i̇stirahat-ı kalp. Kalpler acayip. onu e, şey yapar, Kur'an'ın envarı olursa sükunet bulur. Demek fıtrat-ı selime, vicdanın itminanın itminanını şahadetiyle onu tasdik ediyor. Ne anladık? Fıtrat-ı selime demek bozulmamış sağlam fıtrat, aslı fıtrat. Vicdan bozulmasa fıtrat-ı selimede kalır. Vicdandaki hisler ifrat ve tefritlerden azade vasatta kalması nispetinde vicdani haz olur. Vicdanın bir mülk, bir melekut olduğu gibi vicdanın ifratı var, tefriti var, vasatı var. Vicdanı e, tamamen Allahsız kopuk ifrat yaparsa yeyse atar, tefrit yaparsa sorumsuz hisseder kendisini. Ece, ah, cennet varmış, ders varmış, hizmet varmış, bana bir şey düşüyormuş. Haç, sorumsuz yapar, e, ümitsiz yapar ifrat. <laughs> Ibadede, vası, <laughs> modu var mı? Abi? Var. Var. Mesela tefrit var mı? tefriti var. İradede. İrade ortadan kalkmış. Tefrit olmuş. Yok ki irade. i̇rade ortadan kalktı. 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 İradenin bizatihi kendisinde. Yani evet. İfratı nedir? İfrat. Ve abiler, ve abiler, ben tanrıyım dedi. Ya Veya insan terakki de ibadete ibadet ede ayeti kendilerine göre yorumlamışlar. Sana e, yakiniyet gelene kadar ibadet et. Allah bana yakın oldu, ibadete gerek yok diyor. Oysa o yakiniyet ahirete kadar et manasındaymış. Yakin o, yakiniyetin seviyesi o. Sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yok da ölünce kadar ibadet etmiş. İradeyi ibadetten kaldıran şey ifrattadır. Sorumsuz kılan ne şeydi? Zaten vicdan denen bir şey yok. O da tefrittedir. Mektubat 276. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı cümle devam edeyim ben yaptım. Bu sayfayı bitirdim keseceğim. Yukarıda ve burada fıtratın eylemsel hissi ve iradevi tarafına fıtrat diyormuş. Fıtrat neymiş abiler? Vicdandaki e, eylemsel hissi vicdanda bak iraderi iradeli eylem doğru yaşamak. iki tefekkür, zihin, vicdandaki his, ee, hisler bunu ve mazar olduğu hakikatlar Latife-i Rabbani ile bunlar şey deniliyormuş. Fıtrat deniliyormuş. Vicdanın fıtrat asliyesi. Selime, olmuyor, selime. Son okuyayım. Son okuyayım. Tamam. 316 mektubat o münafıkların en vicdansızları dahi diyorlar ki demek ki vicdansız münafık olur. Münafık, evet. Münafın üç sıfatı var. Ee, nerede geçer bunu? Emirdağ'da geçer. Vicdan şey münafık bir. Ben bir tanesini söyleyeyim. Vicdansız olur. Ya. İki. Ee, münafık yalan konuşur. Sözünde de durmaz. Tamam. Ustad bir tane de ekliyor biliyor musunuz? Dört tane. Çok acı. Evet. Maşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde olur. Öyle aleyhinde olur ki mucizeyi inkar eder. Miracı inkar eder. Alelen peygamberimizin aleyhine yazan çizen de bahsetmiyorum. O kafir. Munafık ise İslam görünümlü peygamberlerin mucizesini, ustadımızın tabiriyle mezhepsizliğini, e, din, din, dindeki çıkı, dindeki e, şeyini diyor, zincirini halkadan çıkmaktır diyor. Mezhepsizlik dindeki halkasını çıkarmaktır. Hatırlarsanız 27. sözde peygamberin bir bakıyorsun ki ancak dinsiz bu kadar peygamber hücum eder. Mucize inkar eder. Miracı inkar eder. Mirac ne dedir ya diyor. Yani peygamberin o kadar şiddetli aleyhindedir. Kerametini, mucizelerini inkar eder. Normal bizim gibi bir beşer der. Beşeriyeti de var. Öyle yapar. Bu münafıktır. Çünkü şiddetli bir şekilde peygamber... Ustad diyor ki emirdağında peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Nerede geçer? Bir de mektubatta geçiyor. E, mektubatta e, kaçıncı mektupta? En dipte geçer. Mektubatı e, mektubatta geçiyor ya peygamberin şeyde mektubatı versene ya. Ondan sonra şey yapayım. Benim mektubatı veya oradakin git git getir getir. getir, getir. Ee, Nerede? ner şeyde ee, 18'in yok. 13'te mi ya? Ee, şeyi anlatırken Süfyanî Deccal'ı anlatırken, Süfyanî Deccal'ı anlatırken Süfyanî Deccal. Eee Süfyanî Deccal. Bu İsa Aleyhisselam e, Cenem atar Sufyanı benim mektubatı bir şey yapsaydın. E, getir ha o da okum keseyim Sufyanı anlatırken e, Peygamber Vesselam'ın 56, 56 mı? 15. mektup. Tamam 15. Tamam. tamam tamam gel 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 gel. Ha, ha, dur ben sen söyleyeyim. gel abi gel bak. Hem evliyanın nerede hani? Dördüncü sualinizin meali geldi. Ee, dördüncü sual, ikinci, şurası 56 değil mi? Aşağılarda, ana tamam. aşağılara Ta Tamam işte burada, burası. 15. mektup. 15. mektup. Dördüncü sualimiz dedi. Dördüncü sualiniz. Bu yeni kitap değil mi? Olabilir. He. İk, i̇kinci sualin, Oo. Allah Allah. Ee, dur dördüncü. Nasıl başlıyor başlıyor? Bak perdesi altında Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü inkar edecek Hristiyan namında müşrik bir şahıs ehli nifakın başına geçecek şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çarpacaktır. Bu. Tamam bu işte. Evet. Risale-i Ahmedi inkar <laughs> edecek. Evet. Ve e, bir baktığın zaman, baktığımız zaman bitti. Peygamberimizin en açık mucizesi olan ifadesini daha yeni Müslüman oldular diye sahabelere bile ifade eden çekindiği miracını adam şey diyor. Mucizedir demiyor. Normal diyor ya. Gece yürüyüşü diyor. Miraç yaptılar diyor. Aha, böyle aynı söz. Acayip bir şey. Yürümesi diyor. Gece yürüdü diyor. Bir saat diyor. Gece canı darlandı diyor. Gönül darlandı. Biz olmuyor muyuz eşimizde? Çıktık yürüyor dedi ya. Yürüdü diyor ya. Yürüdü bir yerlere. Fikren düşündü bir Mescid-i Aksa'yı düşündü. Orası dedi. Düşündü diyor. İnsan düşündüğüne gider ya diyor. Gitti diyor böyle peygamberin mucizesini bile yerlere indiriyor. Münafığa bak. Bu Müslüman içinde. Karşıda ise o peygamberin alenen aç aleyindedir. Munafık ise mucizelerin aleyindedir. Abi bu münafık olduğunu biliyor mu yoksa? Münafık, münafık olduğunu bilir. bilir. Evet. Kafir kafir olduğunu bildiği gibi. Adam adam anladı kendisinin Deccal olduğunu. Şeyini çoğalttı. İçkisini. Bildi yani. Beni mi seçtin demiş. O bir şey değil. O tamam. Ama o bir şey getirmez. O çünkü dışarıda. Bu içeride. Bu içeride İslam anlatıyor. Ondan sonra ona ona kastam onu da e, ismini de söylüyor. Akır benden sonra çok şiddetli böyle bir münafık ismini de söylüyor kastam onu da. Kastam onu da. Evet, İslam adındaki bir zındık diyor. Namındaki bir zındık diyor. Şey kastam Açın gör bak ondan sonra keseyim. Mucizeyi inkar ediyor. Ağır gelmesin doktor. mucizeyi inkar ediyor. Miracı inkar ediyorlar. O daha ağır geliyor. Çünkü Allah soracak. E, peygamber soracak benim sünnetime. niye şey yapmadınız? 151'de. 151'de oku bakayım. Ben mi uydurdum bunu bak. onun gibi Yahudi, mütemerrit ve dinsiz filozoflarından ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamber'in aleyhissalatü vesselam halatından medar tenkit buldukları noktaları onlar yani onlar bu eleştirilerini toplamış. He. Bu İslam ismi altındaki zındık saf safdin Müslümanlara ve Risale-i nur görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için böyle bir tarza gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Beni çok müteessir etti. Ya görüyor musun abiler? Ben ne diyorsam ispat edemediğim bir şey dememişim. Demem. Eğer demişsem de. Ha öyle mi ya? Hemen geri dönüş yapmışım düzeltmişim. Aa, 151. İslam için de bu. Peki külliyatı var o zaman ne olmuş? E niye kıyamete kadar risale Rehber ki? Böyle. Çok acayip. Evet gelelim kendi dersimize. Bugün evet dersi bitiriyoruz. Vahir davam elhamdülillah rabbil alemin. Vicdan yaptık ama vicdanın içerisi. Vicdan içerisi. Ya Rab okuduklarımızı dua yerine kabul et. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesini şahsımızda, ailemizde, akrabalarımızda, bizi sevenlerde, bizim sevdiklerimizde, Müslümanlara nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onun sünnet-i seniyesinin nuruyla, hakikatiyle haklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Onun şefaatine mazar eyle ya Rabbi. Allah'ım bu maideyi, Kur'an'ı olan bu dersi onu haberdar eyle. Amin. Al ve asabına merhamet eyle ya Rabbi. Selatü selam eyle ya Rabbi. Amin. Onların hizmet ettiği hakikatla haklanmayı bize de nasip eyle ya Rabbi. Onları bizsiz bizsiz de onları bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, işlediğimiz günahlardan dolayı bu hakikatların keşfine bizi mani ve engel etme ya Rabbi. Vahhırde vahhum enelhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ya Rabbi, risalenun şahsı manevisini bize yaşarken ailemizde, evlad iyalerimizde, sekeratta, kabirde, sıratta, haşir meydanında enis ve yolda şeyler. Duamızı ismi azamın hatırına, Kur'an-ı Azimüşan'ın hürmetine, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şerefine ve sırlar aleminin sahibi olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın şahsiyet Muhammediyesi adına duamızı kabul eyle, bizi affeyle, bizi merhamet eyle. Ya Rabbi rizana dahil eyle, kendini muhatap eyle ya Rabbi. Allah'lığın hatırına. Ve ahirde vahum Rabbil alemin el